Sevgili seyirciler, maçı Ozan Sarıkaya yönetecek. Uluslararası voleybol hakemlerimizden yardımcılığını Tuncay Sevim yapacak. Karşılaşmanın gözlemcisi Erdal Fındık olacak. Stefano Lavarini ekranlarınıza geliyor. Fenerbahçe Opet'in başında İtalyan teknik adam ve Ferhat Akbaş 3 yıllık sözleşme eledi. O da Eczacıbaşı Dynamite'i bakalım son maçta şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Altıları hemen sizlere ileteyim. Fenerbahçe Opet, Boyana Dürça, Melisa Vargas, Eda Erdem, Arina Fedorotseva, Aslı Kalaç ve Ana Cristina De Souza altısıyla başlıyor Gizem Örge ile birlikte. Gözler tabii ki Melisa Vargas'ta olacak. Eczacıbaşı Dynamite'de Tiana Boşkoviç, Hande Baladın, Elif Şahin, Yovana Stevanoviç, Irina Voronkova ve Cek Kısal altıdaki oyuncular. Simge Aköz tabii ki Libero'da en önemli kozlarından biri olacak. Ferhat Akbaş'ın sevgili voleybol severler. Bir yanda 12 yıldır şampiyon olamayan ama ligin ilk şampiyonluğunu kazanan, 5 kez üst üste olmak üzere, 2 sefer 5 kez üst üste olmak üzere tam 16 kez şampiyon olan ligin lokomotifi Eczacıbaşı Dynamite, diğer yandan son 4 sezonun finalisti, son şampiyon, şampiyonluk ipini 6 kez göğüslemiş olan Fenerbahçe Opet 7. şampiyonluğu kucaklayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz sevgili voleybol severler. Tiana Boşkoviç seride 2. ve 4. maçta 25'er sayı kaydetti. Tabii Boşkoviç açısından maçın bir de şöyle önemi var. Bu maçta şampiyonlukla birlikte Tiana Boşkoviç 23 sayı kaydedebilirse 1000 sayıya ulaşacak. Sultanlar Ligi, Kupa Voley, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki sayılarıyla birlikte bu sezon. Ve ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak Tiana Boşkoviç. 2015-2016 sezonundan bu yana ülkemizde turuncu beyazlı formayı giyiyor. Biliyorsunuz Boşkoviç sevgili voleybol severler. Evet, Ozan Sarıkaya ve Tuncay Sevim karşılaşmanın hakemleri. Önce Eczacıbaşı Dynamite'de oyuncular geliyor. Tiana Boşkoviç, Hande Baladın öyle kritik yerlerde, öyle kritik sayılara imza attı ki Hande, takımının kaderini, gidişatını etkiledi, hemen belirtelim. Elif Şahin 1 metre 90 santimetre boyunda çok yetenekli, Türk voleybolunun, Türk milli takımının en önemli isimlerinden biri. Yovana Stevanović Sırbistan milli takımıyla yakaladığı form çizgisine ulaştı. Cek Kısal iyi maçlar çıkarıyor. Irina Voronkova Türkiye'ye uzun yıllardır tanımış olmanın verdiği avantajı maçlara da taşıyor tecrübesiyle birleştirerek ve Fenerbahçe Opet geliyor. Aslı Kalaç en çok blok yapan oyuncusu sevgili voleybol severler. Sarı lacivertlilerin Aslı Kalaç anons ediliyor. Müthiş maçlar çıkarttı. Set başına 0.80 blok sayısıyla oynadı. Ana Cristina De Souza, genç Brezilyalı smaçör, final serisinde yine çok etkili oynadığı karşılaşmalara imza attı. Kaptan Eda Erdem en çok alkış alan oyuncu. Boyana Dırça, o da çok etkili oynadı. Fenerbahçe Opet'in kupa voleyi kazanmasında, şampiyon olmasında payı büyüktü. Melisa Vargas 22 sayı, 23 sayı. Son karşılaşmada Eda ile birlikte 8 ve 9 sayıda kaldılar. Bu maçta nasıl bir performans sergileyecek? Merak konusu tabii Aslı Kalaç. Geçen yılki şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynamite'i 3-1, 3-2 ve 3-2 ile 3-0'la geçerken Aslı durdurmayı başarmıştı Tiana Boşkoviç'i. Bakalım durdurabilecek mi onu? Melisa Vargas görüntüye geliyor. Fenerbahçeli taraftarların beklentisi büyük tabii ki. Arina Fedorotseva en skorer oyuncu, en çok ace kaydeden oyuncu sarı lacivertlilerde. Neler yapacak? Son iki karşılaşmada biraz düşmüştü sevgili voleybol severler. Servis performansı, onu belirtelim. Ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın yanında Faruk Eczacıbaşı mücadeleyi izliyor şu an itibariyle.
Başkan Ali Koç'un koltuğu boş görebildiğim kadarıyla karşılaşma öncesinde. Tiana Boşkoviç, oyuncular hazır ve dev final başlamak üzere. 2-2 ve bakalım şampiyon kim olacak? Voronkova, Elif'in pası, Boşkoviç vurdu, blokta yumuşadı. Ana Kristina Dırça, Fedorotseva 1-0. Arina Fedorotseva. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor maçın hemen başında. Arina Fedorotseva, işte Ana Kristina de Souza, Boyana Dırça. Bandın üstünde hız kesiyor top ama sayı almayı biliyor. Arina Fedorotseva, Ana Kristina. Simge, Elif, yüksek top, Boşkoviç, yine Ana Kristina ama top dışarı gidiyor. Boşkoviç'in ilk sayısı mücadelede. Tiana Boşkoviç, Şampiyonlar Ligi 259 sayı, ilk etabı 421 sayı, playoff 125 sayı, kupa voleyi 82 sayı, Dünya Kulüpler Şampiyonası 90 sayı, toplam 977 sayı. Stevanović kaçırıyor, ilk kaçan servis. Eczacıbaşı Dynamit'ten ve Stevanović'ten. Top dışarı gidiyor. Servisi Eda kullanacak. Kaptan Eda Erdem. Servisi kullanma hazırlığı içerisinde Eda. Voronkova, Elif, Voronkova. Smacı vurdu, sayıyı aldı. 2-2 oldu yine de Voronkova. Şu ana kadar 6 maç, 19 sette 48 sayı kaydetti. Maç ortalaması 8. Set ortalaması 2.53 sayı. Serviste Tiana Boşkoviç var. Boşkoviç servisi kullandı. Top dışarı gidiyor. Stevanović'ten sonra Boşkoviç kaçırıyor ikinci servisi ilk sette. Boyana Dırça servisi kullanacak. Üçlü hücum turunda sarı lacivertliler. Dırça servisi kullandı. Voronkova, Elif, yüksek top. Tek ayak üzerinde smaç. Şimdi Fedorotseva topu oyunda tuttu. Simge, Voronkova blok sayısı. Aslı Kalaç blok yapıyor. Aslı Kalaç blokluyor Voronkova'yı. İlk blok Aslı'dan geliyor. Az önce de söylediğim gibi Fenerbahçe Opet'te en çok blok yapan oyuncu Aslı Kalaç. Eczacı başında Beyza Arıcı. Dırça ikinci servisi, Voronkova, Elif'in pası, 6 numara hücumu, Boşkoviç ve sayı. Boşkoviç ve sayı, 4-2 oldu. Bakıyorum 4-3 olması lazım. Şu anda skoru kontrol ediyorum. 4-3 şimdi yazıldı, evet. 2 Boşkoviç, 1 Voronkova. Irina Voronkova serviste. Voronkova, Fedorotseva, Gizem, şimdi Vargas, blokta başarı var, Aslı Dırça, Melisa Vargas, Boşkoviç, Voronkova yetişemiyor. Melisa Vargas'ın sette ve maçta ilk sayısı. Vargas, güçlü smaç ve sayı. Servisi Arina Fedorotseva kullanacak. Fedorotseva. Boşkoviç dikkatli. Arina servisi kullandı. Bir plase Elif'ten. Yetişti Dırça. Ana Kristina yetişiyor. Boşkoviç dokundu. Cek Kısal. Şimdi Dırça'nın pası. Melisa Vargas plase. Yetişti oraya Elif. Simge'nin pası. Boşkoviç yükseldi. Smaç'ı vurdu. Top dışarı gidiyor. Top dışarıda diyor Ozan Sarıkaya. Görüntülü değerlendirme isteği gelmiyor. Top dışarıda. Ferhat Akbaş, Boşkoviç'e dışarıda işareti yapıyor. Bir direkt hata, bir servis hatası, iki hata. İlk sette Tiana Boşkoviç ve mola geliyor Ferhat Akbaş'tan. Tekrar birlikteyiz sevgili voleybol severler. Servisi Arina Fedorotseva kullanacak ikinci kez. Fedorotseva konsantre oluyor. Irina Voronkova görüntüde. Arina Fedorotseva, Simge, Elif'in pası ve blok sayısı. Ana Kristina blokluyor Cek Kısal'ı. Ana Kristina de Souza. Aslı'dan sonra ikinci blok Ana Kristina'dan geliyor. Fenerbahçe etkili başladı mücadele. 3-0'lık seri.
Blok Ana Cristina. Tekrar top Arina Fedorotseva'da. Arina Fedorotseva servisi kullanıyor. Şimdi Voronkova. Elif yükseltti topu. Ande baladı vurdu. Bloktan gelen top. Ana Cristina Boyana Dırça. 6 numara hücumu. Fedorotseva simge yetişti. Elif'in pası. Tiana Moskovic yükseldi. Bloktan gelen top. Fedorotseva Dırça. Ana Cristina bloktan dışarıya. Ana Cristina. Biri hücumdan iki sayı. 8-3 yaptı. Sarı lacivertliler durumu 4-0'lık seri. 4-0'lık seri. Son sayı. Ana Cristina'nın smaçı. Çek kısaldan dışarı giden top. Serviste tekrar Arina Fedorotseva. Servisi kullanıyor. Yetişti oraya simge. Astı. Rakip alana müdahale yok dedi Ozan Sarıkaya. Ana Cristina mükemmel bir plase. Bir plase, bir blok, bir smaç, 3 sayı Ana Cristina de Souza. Arka arkaya sayılar. 5-0'lık seriyi yakaladı sarı lacivertliler. Son sayısı şimdi ekranda. Blok indiği anda, inmeye başladığı anda plaseyi bıraktı de Souza. Serviste tekrar 4. kez. Fedorotseva, Elif, şimdi sert smaç, Jack Kısal ilk sayısı. Seriyi sonlandıran, 5-0'lık seriyi sonlandıran Jack Kısal oldu ve Jack Kısal servisi kullanacak. Saatteki hızı Jack Kısal'ın vurduğu smaçta 89 kilometre. Jack Kısal, arka alanda dikkatli sarı lacivertli oyuncular, ace oldu. Bir ace'den iki sayı Jack Kısal'dan. Maçtaki ilk ace. Eczacıbaşı Dynamit'ten geliyor. 9-5 oldu durum. Tekrar Jack Kısal serviste. Tribünler tıklım tıklım dolu. Yine Vodafone 5G teknolojisiyle Şahin Göz'le en ince ayrıntısına varıncaya dek izleyeceksiniz pozisyonları. Vargas blok sayısı Stevanović. Jovana Stevanović ilk bloğu yapıyor Eczacıbaşı Dynamit'te. Hande ile birlikte yükseliyor Jovana Stevanović. Melisa Vargas'ı böyle blokluyor Stevanović. Kimler, hangi orta oyuncular başarılı olursa bu da belirleyici olacak. Stevanović oyuna girerse Beyza mı yoksa Aslı Kalaç, Eda mı? Şimdi Dırça'nın pası. Fedorotseva vurdu. Tiana Moskovic. Hande Baladın blokladı Vargas'ı. Dırça. Melisa Vargas. Blok sayısı. Hande Baladın. Bir blok Jovana Stevanović'ten. Bir blok Hande Baladın'dan. Arka arkaya bloklar ve bol alıyor bu kez Stefano Lavarini. Fenerbahçe'nin 5 sayılık serisine Eczacıbaşı şimdilik 4 sayılık seriyle yanıt verdi. Karşılıklı birer mola aldı. İki baş antrenör Ferhat Akbaş ve Stefano Lavarini. Sarı lacivertlilerin 9-7 üstünlüğü var. 4-0'lık seri. Jack Kısal servisi kullanacak. Ozan Sarıkaya işaretini verdi. Jack Kısal servisi kullanma hazırlığı içerisinde. Gizem Örge, Boyana Dırça kısa pas, Aslı. Aslı Kalaç'ın smaçı. Aslı Kalaç'ın bir bloktan ikinci sayısı. Jovana Stevanović karşılayamadı Aslı'yı. Gizem, Boyana, Aslı ve sayı. Stevanović çıkartamadı topu. Aslı Kalaç şimdi servisi kullanacak. Aslı, Voronkova çok iyi servis, Vargas. Aslı'dan mükemmel bir servis. Rakip alana kaçan, Fenerbahçe yarı sahasına kaçan top. Melisa Vargas boş alana bıraktı topu. Yeniden izliyoruz Aslı Kalaç. Nefis bir servis gerçekten de. Voronkova rakip alana kaçırdı. Elif'in sahana kendi soluna bıraktı. Vargas sayıyı aldı. Tekrar Aslı Kalaç. Voronkova. Elif. Boşkoviç blok sayısı ederdi.
Eda'dan geliyor blok sayısı. Eda Boşkoviç'i blokluyor. Görüntülü değerlendirme isteği geliyor. Eczacıbaşı Dynavit'ten Tuncay Sevim challenge operatörlerinin yanına gidiyor. Pozisyonu incelemek üzere. 5G Şahin Göz devrede. 25 ayrı kameradan pozisyon değerlendiriliyor sevgili voleybol severler. Bu arada 2018-2019 sezonundaki Vakıfbank Eczacıbaşı Vitra finalinden sonra ilk kez 5. maç sonunda şampiyon belli olacak. Onu da belirtelim. Fenerbahçe'nin 3 bloğuna şimdilik Eczacıbaşı 2 blokla karşılık verdi. Onu da belirtmiş olalım. Bakalım görüntülü değerlendirmeden nasıl bir sonuç çıkacak. Bekliyoruz hep beraber. Ozan Sarıkaya, Sev Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan 4 hakemimizden biri. Fileye temas var mı ona bakıyoruz. Fileye temas yok. Fileye temas yok. Blok sayısı Eda Erdem. Sayı Fenerbahçe Opet'in. Fenerbahçe yeniden farkı açtı. Eczacıbaşı Dynavit karşısında Aslı Kalaç. Servisi kullandı Voronkova. Simge. Hande baladı yükseldi. Çapraza ama dışarıya. Hande kaçırıyor. Hande smacı vurdu, top dışarı gitti. Bu hata sonrasında sarı lacivertliler farkı 6 sayıya çıkarttılar. Sevgili voleybol severler ve mola. Tekrar birlikteyiz sevgili voleybol severler. Eda, Ana Kristina, Aslı blok yapan oyuncular Fenerbahçe Opet'te. Servis kullanıldı. Elif, Hande, son anda müdahale Dırça. Eda, Ana Kristina, avantaj topu. Rakip alana kaçırılan top. Eda müdahale etti. Ana Kristina, Dırça, Ana Kristina. Ve bloktan dışarı gidiyor top. Sayı Ana Kristina de Souza. Bir plase, bir blok, ikisi maç, toplam 4 sayı Brezilyalı smaçörden. Sol anda Dırça mükemmel müdahale. Elini soktu topla parke arasına ve sayının kazanılmasını sağladı takımı tarafından. 5-0'lık seri. Aslı Kalaç, Hande baladı. Elif bıraktı rakip alana topu. Melisa Vargas. Şimdi Ana Kristina acele etti. Boşkoviç, Elif'in pası. Hande baladı. Çapraza vurdu, sayıyı aldı Hande. Bir blok, bir smaç, iki sayı Hande baladı. Servisi Elif Şahin kullanacak. Aslı Kalaç görüntüye geldi. Kenara geliyor Aslı. Gizem Örgü oyunda. Serviste Elif Şahin, üçlü hücum turu. Fark 6 sayı. Fenerbahçe Opet lehine. Elif, Ana Kristina, Boyana Dırça, Melisa Vargas. Yükseldi vurdu. Voronkova, Elif'in pası. Hande baladın. Arkada Fedorosseva, Dırça, Ana Kristina. Ana Kristina de Souza. 5. sayısı. Bir blok, bir plase. 3 smaç, 5 sayı Ana Kristina. Brezilyalı oyuncu iyi başladı mücadeleye. Boyana Dırça, smaç yüksekliği 2 metre 90 santimetre. Ve sayı ekranlarınıza geldi. Melisa Vargas serviste. Fark 7 sayı Fenerbahçe Opet lehine. Vargas servisi kullandı. Simge karşıladı. Elif'in pası. Boşkoviç'in smacı bloktan dışarıya. Tiana Boşkoviç'in sette ve maçta 3. sayısı. Farkı 6 sayıya indirdi. Eczacıbaşı Dynavit. Seriyi sonlandıran Boşkoviç oldu. Yeniden izliyoruz son sayıyı. Serviste Hande baladın. 15-9. Hande servisi kullanıyor. Ve kaçırıyor Hande baladın. Biri servisten, ikinci hatası Hande'nin. Ana Kristina. Ana Kristina serviste, o da kaçırdı. İlk servis hatası. İlk hatası sette ve maçta sarı lacivertlilerin Ana Kristina. Başka hata yapmadı sarı lacivertli oyuncular. Şu ana kadar sette. Jovana Stevanović. Stevanović servisi kullandı. Ana Kristina, Dırça, Eda plase ve top
dışarı gitti. Eda kaçırdı. Çizginin üzerine bırakmayı düşündü ama düşündüğünü gerçekleştiremedi. Kaptan Eda Erdem. Yeniden izliyoruz. Dışarı giden bu topu. Bu da değişik bir açı. Stevanović servisi kaçırıyor. Stevanović'in ikinci takım halinde Eczacıbaşı Dynamit'in sette ve maçta üçüncü servis hatası. Servisi kullanma hazırlığı içerisinde. Evet, dört servis hatası yaptı. Düzeltelim hemen. Eczacıbaşı. Şimdi Elif. Boşkoviç plaseyi bıraktı. Top dışarı gidiyor. File temasını işaret ediyor. Tiana Boşkoviç emin gözüküyor kendisinden. Onu dinledi Ferhat Akbaş. Boşkoviç Fenerbahçeli oyuncuların fileye temas ettiğini işaret etti. Bakalım öyle mi? Ya ben öyle gördüm. Sayı anlamında bir işaret yapmadı Ferhat Akbaş'a çünkü. Boşkoviç bakalım. Görüntülü değerlendirmeden ne sonuç çıkacak? Ozan Sarıkaya. Dediğim gibi geçen yıl FIVB tarafından B2 klasmanında yükseltildi. Geçen yıl 16 Eylül'de Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası final maçı İtalya-Polonya karşılaşmasını yönetti. Sevgili voleybol severler, büyük heyecane sahne olmuştu. Final mücadelesi sizlerle birlikte olmuştuk. O karşılaşmada Ozan Sarıkaya. Pozisyon inceleniyor. Dediğim gibi 5G teknolojisi Vodafone'un ve 25 ayrı kamera en ince ayrıntıyı dahi kaçırmıyor. Bu yüzden Challenge operatörleri inceleme sırasında bekliyoruz. 19. dakika. Bakın şurada temas var. Size söylediğim gibi teması işaret etti Boşkoviç ve haklı çıktı. Hatayı yapan Fedorotseva, sayıyı kazanan Eczacıbaşı. Dirseğe temas ediyor. Fileye ve sayı Eczacıbaşı'nın. Şimdi etkili servis Hande Baladın. Elif çabuk döndü Voronkova'ya. Voronkova blokout. Irina Voronkova ikinci sayısı ilk sette ve maçta. Irina Voronkova görüntüde. Servisi Tiana Boşkoviç kullanacak. 17-13 oldu durum. Tiana Boşkoviç bloktan dışarı giden top. Serviste Boşkoviç var. Tiana kullandı servisi. Gizem Örge rakip alana kaçan top yine. Çek kısal Elif. Boşkoviç yükseldi. Fedorotseva Gizem yetişti. Dırçan'ın pası terse. Vargas. Bakıyorum. Top içeride. Melisa Vargas. Vargas'ın üçüncü sayısı. Fark yeniden 5'e çıkıyor. Bu arada görüntülü değerlendirme istiyor yine Ferhat Akbaş. Şu anda Tuncay Sevim yine challenge operatörlerinin yanına gidiyor. Boşkoviç de dışarıyı işaret etti. Ama Ozan Sarıkaya da çok çabuk içeride işareti yaptı. Bakalım kim haklı? Şimdi göreceğiz detaylı bir şekilde. Bekliyoruz. Evet, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Göksu da şu anda şeref tribünündeki yerini almış vaziyette. Hem Eczacıbaşı Dynamit'in hem Fenerbahçe Opet'in bütün yetkilileri, yönetim kurulu üyeleri tribündeler. Evet, top içeride. Ozan Sarıkaya haklı çıktı. Sayı Melisa Vargas'ın. Fark 5'e çıkıyor. Ve Vargas'ın 3. sayısı sette. Boyan Adırça serviste. Boyan Adırça kaçırıyor. Ana Cristina'dan sonra Fenerbahçe'nin ilk sette kaçırdığı ikinci servis. Boyan Adırça.
Irina Voronkova servise gidiyor. Turuncu beyazlılarda. Irina Voronkova. Gizem Örge görüntüye geldi. Voronkova. Ana Cristina Dırça. Fedorotseva. Hande karşıladı. Gizem Dırça. Vargas yükseldi. Blokta yumuşadı. Simge. Elif. Yüksek top. Ve bakıyorum top dışarı gitti. Jack Kısal. Jack Kısal topu dışarı vuruyor. Tekrar fark 5 sayıya çıkıyor. 19-14. Jack Kısal'ın vuruşu dışarı giden top. Blok teması yok ve sırada Arina Fedorotseva var. Servis turunda. Irina Voronkova görüntüde. Arina Fedorotseva servisi kullandı. Yetişti oraya Simge. Elif Hande'ye döndü. Çabuk hücum. Hızlı hücum. İyi karşıladı Gizem Örge. Jack Kısal. Elif'in pası. Hande Gizem Örge. İyi karşıladı topu. Voronkova. Elif. Hande Balat'ın. Bakıyorum dışarı gitti top. Müthiş iki müdahale Gizem Örge'den sevgili voleybol severler. Ferhat Akbaş Hande'nin plasesinde temas olduğu görüşünde pozisyonları izliyoruz. Gizem Örge nefis müdahalelerde bulundu ama temas yok. Dışarı gidiyor Hande'nin direkt ikinci toplamda servisle beraber üçüncü hatası ilk sette 20-14 fark altıya çıktı. Serviste yine Arina Fedorotseva var. Servisi kullanacak. Temas yok. Ozan Sarıkaya kaptan biliyorsunuz Simge. İki kaptandan biri. Dirseğine değdiğini iddia etti Fenerbahçeli oyunculardan. Bloktaki oyunculardan. Açıkta olanın ama Ozan Sarıkaya onunla aynı görüşte değil. Fedorotseva. Voronkova. Müthiş bir servis ve ace. Müthiş bir ace. Arina Fedorotseva'dan. Fedorotseva'nın ilk ace'i Fenerbahçe'nin de sette ve maçta bu ilk ace'i sevgili voleybol severler. 21-14 fark 7'ye çıkıyor. Arina Fedorotseva servisi kullanacak. Voronkova görüntüde. Fedorotseva yetişti Jack. Elif Boşkoviç vurdu. Blok sayısı astı kalaç. Geçen yılda Boşkoviç'e en çok bloklayan oyuncu Aslı Kalaş'tı. Aslı'nın ikinci blok sayısı ve sarı lacivertli oyuncuların sette ve maçta toplamda üçüncü bloğu. Bir blok Ana Cristina de Souza, iki blok Aslı Kalaş ve bir blok Eda. Toplam dört blok oldu. İlk sette Fenerbahçe Opet'ten gelen Simge. Elif'in pası. Boşkoviç'in smacı. Yine başarı var blokta. Voronkova. Elif bana bırak dedi Simge'ye. Avantaj topu. Gizem Örge. Boyana Dırça. Ana Cristina Souza. Blokta yumuşayan top. Voronkova. Yerde Elif. Smacı vuran. Hande karşılayan Gizem Örge. Boyana Dırça. Ana Cristina. Blokta yumuşadı. Simge'ye de karşıladı. Elif çekilin oradan dedi. Smacı vuran Boşkoviç filede kaldı. Fenerbahçe farkı açıyor. Boşkoviç filede kalıyor. Fenerbahçe farkı açmaya devam ediyor. İki direk bir servis hatası toplam. Üç hata Diana Boşkoviç'ten 23-14. 3-0'lık seri Fenerbahçe Opet'ten. Tekrar topu alıyor. Arina Fedorotseva onunla da ilgili çok birçok yabancı takımın onunla da ilgilendiği söyleniliyor. Böyle dedikodular da var. Duyduğumuzu sizlere iletmiş olalım önümüzdeki sezon için. Fedorotseva kaçırdı. Fedorotseva kaçırdı. Dırça ve Ana Cristina'dan sonra kaçan üçüncü servis. Arina Fedorotseva. Jack Kısal. Servisi kullandı Ana Cristina. Rakip alana giden top Stevanović. Elif'in pası. Hande Baladın. Çizgiye paralel mükemmel bir smaç geldi Hande'den. Hande Baladın'ın bir bloktan üçüncü sayısı ilk sette. 23-16. Fenerbahçe büyük avantajı yakaladı ilk sette. 26. dakikayı geride bırakıyoruz. Ve serviste Jack Kısal. Gizem Örge. Boyana Dırça. Melisa Vargas. Mükemmel bir smaç. Set sayısında sarı lacivertliler.
Melisa Vargas. Kendisinin dördüncü. Fenerbahçe Opet'in 24. sayısı. Topun hızı Melisa'nın vurduğu smaçta saatte 100 kilometre. Ve Aslı Kalaç servisi kullanacak. Tam 8 kez set sayısı şansı sarı lacivertliler için. Şimdi Aslı servisi kullanıyor. Aslı, Voronkova. Top çıkacak mı? Çıkarttı Elif. Eda yerinde müdahale. Dırça. Ana Kristina Plase. Elif oraya da yetişti. Simge yükseltti topu. Boşkoviç vurdu, sayı oldu. Tiana Boşkoviç'in dördüncü. Turuncu beyazlıların 17. sayısı. 7 kez daha set sayısı için avantaj. Fenerbahçe'de saatteki hızı Boşkoviç'in smaçında. Topun hızı 96 kilometre. Üçlü hücum turunda eczacı başında Aynavit. Fenerbahçe'nin avantajı sürüyor. Elif, Ana Kristina. Türkçe'nin pası. Vargas'ı smaçı Andeval Adın'ın bloğu. Blok sayısı Andeval Adın'dan. 2 blok, 2 smaç, 4 sayı Andeval Adın. 24-18 oldu durum. Son sayı ekranlarımıza geliyor. Hande blokladı bir kez daha Melisa Vargas'ı. Elif Şahin serviste 6 kez daha set sayısı şansı sevgili voleybol severler. Servisi Elif kullandı. Eczacıbaşı'nın 3. blok sayısıydı. Vargas seti bitiriyor. 5. sayı alıyor Vargas. 28 dakika süren ilk seti Fenerbahçe 25-18 alıyor ve 1-0 öne geçiyor. Sevgili voleybol severler, 28 dakika süren ilk seti Fenerbahçe Opet 25-18 aldı ve maçta 1-0 öne geçti setlerde. Fenerbahçe'nin bu sette 3 kez 5-0'lık seriyi yakaladığını da söyleyelim, belirtelim. Bunun dışında 16 sayıyı Fenerbahçe Opet'li oyuncular alırken 9 hata yaptı. Eczacıbaşı Dynavit'ti voleybolcular. Stevanović 2 servis hatası, Boşkoviç 2 direk, 1 servisten 3 hata. Hande Baladın 1 servisten 3 hata, Cenk Kısal 1 hata, toplam 9 hata. Ve karşılaşmada 2. set başlamak üzere. 2. seti Hande Baladın'ın servisiyle başladı. Eczacıbaşı, Boyan Adırçan'ın pası, Alina Fedorovseva bloktan dışarıya. İlk sayı Alina'dan geliyor Fenerbahçe'de 2. sette. Alina Fedorovseva. Servisi Eda kullanacak. Eda Erdem. Voronkova, Elif. Voronkova blokta başarı var. Aslı. Aslı yine blokla sahnede. Aslı Kalaç'tan bir blok daha geliyor. Aslı Kalaç iyi başladı mücadeleye. Öyle de devam ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Lisesi'nden yetişen oyunculardan. Geçen yılki şampiyonlukta büyük payı vardı. Boşkoviç'i durdurmayı başarmıştı 3 maçta da. Voronkova, Elif, Stevanović vurdu, Eda karşıladı. Dırça, Vargas yükseldi vurdu. Banta seken top, iyi takip etti Elif. Simge, Boşkoviç'le sayı. Tiana Boşkoviç'in sayısı. Boşkoviç. 6 maç, 22 set. Finalde 125 sayı, maç başı ortalaması 20.83. Set başına 5.68 sayı. Stevanović servisi kullandı. Ana Cristina de Souza. Dırça. Aslı mükemmel dokundu. Aslı mükemmel dokunuyor. Aslı Kalaç'ın setteki ikinci, baştaki 5. sayısı. Setteki ilk bloğu, baştaki 3. bloğu. Ve serviste şimdi Boyana Dırça var. Fenerbahçe 3-1 yaptı durumu. Voronkova. Elif topu yükseltti. Boşkoviç ortaya bıraktı. Ana Kristina dizem yetişemiyor. Tiana Boşkoviç'in setteki ikinci, maçtaki 6. sayısı. Boşkoviç. Fenerbahçe şampiyonluğu kazanırsa bu 7. şampiyonluğu olacak. Üst üste 2. şampiyonluğu elde etmiş olacak sarı lacivertliler. Son 4 sezonda 4 finalde Boşkoviç Ace. Saatteki hızı topun 97 kilometre. Ace geliyor Tiana Boşkoviç'ten. Boşkoviç.
Toplam 43 ace. Eczacıbaşı Dynamite'in en çok ace yapan oyuncusu. Maç başına ortalaması bu karşılaşmaya gelinceye dek 1.5 ace'ti. Boşkoviç servisi kullandı. Müthiş bir servis. Saatteki hızı topun 102 kilometre. Sevgili voleybol severler. 2 ace, 2 hücum sayısı, toplam 4 sayı Tiana Boşkoviç'ten. Boşkoviç öne geçiriyor. Eczacıbaşı Dynamite'i. Top tekrar Tiana Boşkoviç'te. Boşkoviç servisi kullandı yine. Ana Cristina, Bojana Drča, Fedorotseva, Boşkoviç kaçtı. Ana Cristina, Bojana Drča, Vargas vurdu. Hande'den dışarı gitti top. Melisa Vargas. Setteki ilk maçtaki 6. sayısı Melisa Vargas. Geride kalan 6 maçta 22 sette 94 sayı üretti. Maç başına ortalaması 15.67. Set başına 4.27. Sert sımacı Hande'den dışarı gitti top. 4-4'lük eşitlik var. Fedorotseva serviste. Hande Baladın dikkatli. Karina Fedorotseva, Hande karşıladı. Elif plase ve sayı Elif Şahin. Elif bu plaseleri yapmaktan asla vazgeçmiyor. Elif'ten geliyor plase. Eczacıbaşı Dynamite'de. Elif Şahin. 1 metre 90 santimetre boyunda olması büyük avantaj. Dediğim gibi zaman zaman bu ace'lerle takımına sayı kazandırıyor. 2020-2021 sezonundan beri Eczacıbaşı Dynamite'de kaçırıyor Voronkova. İlk servis hatası Voronkova'dan. 5-5 oldu. Maç sonunda verilecek ödüllerden biri de Vodafone 5G en hızlı servis ödülü olacak. Final serisinde şu ana kadar en hızlı servisi serinin ikinci maçında saatte 110 kilometre hızla Vargas kullanmıştı. Aslı kaçırıyor servisi. Bu notu da iletmiş olalım. En hızlı servis kullanan da ödül alacak. Şu ana kadar en hızlı servis serinin ikinci maçında saatte 110 kilometre hızla Vargas'a ait. Cenk Kısal servisi kullanma hazırlığı içerisinde. İşaret geldi. Ozan Sarıkaya'dan. Cenk Kısal servisi kullandı. Gizem Örge. Bojana Drča kısa pas. Blokta Elif var. Şimdi Fedorotseva Vargas. Eda. Orada Boşkoviç. Pas Elif'ten. Sımaç Hande Baladın'dan. Top dışarı gidiyor. Bomboş durumda Hande dışarı vurdu topu. Sayı Fenerbahçe Opet'in. Tansiyon yüksek, gerilim yüksek. Vargas'ın bloğundan kaçmak isterken Hande topu dışarı vurdu. Melissa serviste. Tam adı Melissa Teresa Vargas Abreu. 1999 doğumlu Melissa. Elif'in pası. Hande Eda, müthiş bir blok geliyor. Eda Erdem Hande'yi durdurmayı başarıyor. Bloklar Eda ve Aslı'dan geliyor. Fenerbahçe Opet'te. Blok sayısı Eda Erdem. Hande Baladın. Blok kaptan Eda Erdem'den. Stavanoviç topu çıkartamadı. Blok sayıları gelmeye devam ediyor sarı lacivertlilerden. İlk sette 4 blok. Şimdi şu anda şimdilik 2 blok. Aslı ve Eda'dan toplam 6 blok sayısı. Öne geçti Fenerbahçe. Vargas. Voronkova rakip alana kaçan top. Eda. Dırçan'ın pası. Ana Cristina, Voronkova yetişti. Elif, Hande yükseldi. Bloktan dışarı giden top. Sayı Hande Baladın. Hande tecrübesini konuşturuyor. İşte Voronkova kritik müdahale. Elif güzel pas. Hande Baladın, Bojana Drča'dan dışarı gitti top. Pasör eşleşmesini iyi değerlendiriyor Hande Baladın. Elif Şahin. Servisi kullanma hazırlığı içerisinde Elif. İki takım arasında ligde ve kupada oynanan son 11 maçta Fenerbahçe'nin 7-4 üstünlüğü var sevgili voleybol severler. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi Elif filede kalıyor servis hatası. Voronkova'dan sonra setteki ikinci servis hatası Elif'ten geliyor. Ana Cristina servise gitti. Sarı lacivertlilerde. Ana Cristina de Souza.
Brezilyalısı maçı ön servisi kullandı Voronkova. Yüksek top Elif'ten Andabaladı. Top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Görüntülü değerlendirme isteği Ozan Sarıkaya kesinlikle değmedi diyor. Ana Cristina ben gördüm dedi. Görüntülü değerlendirmeden vazgeçti. Ferhat Akbaş. Hata. Dışarı giden top. Sayı Fenerbahçe Opet'in. Ana Cristina. İkinci kez servisi kullandı. Simge. Kısa pas. Eda yine başarılı. Eda Erdem'in bloğu bu kez Jovanas Stevanović'e. Eda Erdem iki blok sayısı şu ana kadar bu sette. İlk sette de Tiana Boşkoviç'in 6 numara hücumunda blok yapmıştı. Eda 3 blok. Eda'dan bola geliyor Ferhat Akbaş'ta. Tekrar birlikteyiz sevgili voleybol severler. Fenerbahçeli taraftarlar ekranlarınıza geliyor. Çok sayıda sarı lacivertli taraftar tribünlerde. Ev sahibi takım bu maçta Fenerbahçe Opet. Burhan Felek Vestel voleybol salonunda Ana Cristina. 3-0'lık seri servisi kullanacak Ana Cristina. Farkı 3 sayıya çıkarttı. Sarı lacivertliler. Ana Cristina servisi kullandı. Simge. Elif'in pası. Boşkoviç'in vuruşu Ana Cristina. Melisa Vargas topu yükseltti. Kötü yere attı topu. Bir dokunuş Stevanović'ten. Ana Cristina Dırça. Melisa Vargas. Voronkova. Elif. Fileye temas etti. Kaçamadı. O kadar zor bir toptu ki. Voronkova zorlukla karşılamıştı. Elif kurtarmaya çalıştı. Olmadı. File teması Elif Şahin. Sayı Fenerbahçe Opet'in. Seri 4-0. Seri 4-0 oldu. 4-0'lık bir seri oldu bakın. Elif kaçamadı. Topu kurtarmaya çalışırken fileden temas etti ve sayı sarı lacivertlilerin oldu. Ana Cristina tekrar servisi kullandı Voronkova. Elif kısa pas Stevanović. Müthiş müdahale Gizem Örge'den Ana Cristina. Şimdi Vargas. Handevaladı. Nazay Demirak yol oyunda. Stevanović'e çarpan top. Naz'dan dışarı gidiyor. Eda bir blok daha. Eda Erdem üçüncü bloğu yaptı. Gizem Örge müthiş müdahale etti. Müthiş manşet Gizem Örge'den. Bakın Stevanović Eda'nın bloğu. Bu top çıkmıyor. Nazay Demirak yol oyunda. Elif Şahin'in yerine az önce oyuna girdi Naz. 12-7 oldu durum. Beyza Arıcı da oyuna giriyor. Sevgili voleybol severler Stevanović'in yerine Eczacı başında Ana Cristina. Simge. Naz yetişti topa. Boşkoviç. Smaç'ı vurdu. Fedorotseva karşıladı. Manşet Fedorotseva. Dırça. Fedorotseva blokav. Arina Fedorotseva'nın ikinci sayısı. Arina Fedorotseva'nın ikinci sayısı. İşte yeniden ekranlarınıza geliyor. Arina'nın smaçı bloktan dışarı giden top. Serviste Ana Cristina var. Ana Cristina servisi kullanmak üzere. Şu ana kadarki maçtaki en büyük seri 6-0 oldu. Şimdi Alexa Gray de oyunda. Vargas Dırça'ya. O Fedorotseva'ya dönüyor ve file teması. File teması sayı Fenerbahçe'nin 7-0'lık seri. 7-0'lık seri. Hande çıktı. Gray girdi. Alexa Gray girdi ve mola geliyor. Ferhat Akbaş'tan. Tekrar birlikteyiz. Elif çıktı. Naz girdi. Stevanović çıktı. Beyza girdi. Hande çıktı. Alexa Gray girdi. Değişen bir şey olmadı şu an itibariyle. Fenerbahçe'nin serisi 7 sayı ve maçtaki en büyük seri bu. Bir önceki sette de 5-0'lık üst serisi vardı sarı lacivertlilerin. Servisi kullanma hazırlığı içerisinde Ana Cristina filede kalıyor. 7-0'lık seri sona eriyor. Ana Cristina servisi kaçırınca Fenerbahçe'nin ikinci sette kaçan ikinci servisi. Ana Cristina de Souza Gray serviste. Alexa Gray, Kanadalı oyuncu servisi kullanma hazırlığı içerisinde.
14-8. Gray servisi kullandı. Fedorotseva, Dırça, Eda. Karşılayan Voronkova, Ana Kristina, Dırça, Fedorotseva, Tersel, Nazay Demirakyol, Simge, Boşkoviç vurdu, Eda! Bir blok daha geliyor Eda'dan. Eda 4'te 4 yapıyor. 4 sayı, 4 blok Eda Erdem. Müthiş oynuyor Fenerbahçe kaptanı. Eda Erdem sahnede. Gerçekten müthiş oynuyor Aslı ile ikisi. Bloklara devam ediyorlar. Eda servisi kullandı. Gray çok iyi servis. Voronkova avantaj topu. Vargas dublajda. Dırça, Fedorotseva. Üçlü blok Beyza'dan. Dırça, kötü pas. Ana Kristina, Boşkoviç, Nazay Demirakyol, Irina Voronkova. Müthiş bir smaç geliyor. Müthiş bir smaç 3 metre çizgisinin içine. Voronkova'dan geliyor. Irina Voronkova'nın setteki ilk sayısı. Yeniden izliyoruz Nazay Demirakyol, Irina Voronkova. Eda Erdem 5 bloğa ulaştı. Aslı Kalaç 3 blok. Ana Kristina De Souza 1 blok, toplam 9 blok. Fenerbahçe opetli oyunculardan Beyza servisi kaçırıyor. Moral, motivasyon, üstünlüğü tamamen Fenerbahçe opete geçmiş durumda. Hem savunmada çok etkili sarı lacivertliler, hem hücumda sevgili voleybol severler. Boyana Dırça serviste. Şimdi Voronkova, Nazay Demirakyol, Boşkoviç ortaya bıraktı ama oraya Dırça kapattı. Hamle yaptı oraya. Vargas blok sayısı. Cenk Kısal ve eline Voronkova. Vargas'ı blokluyorlar. Cenk Kısal blok sayısı bu kez Eczacıbaşı Dynamit'ten. Yeniden izliyoruz. İşte Dırça, Gizem Örge, Melisa Vargas, Cenk Kısal blok sayısı. Bu sette Eczacıbaşı Dynamit'in ilk bloğu. Serviste Tiana Boşkoviç var. Fark 6 sayı. Fenerbahçe opet lehine. Melisa Vargas görüntüde. Boşkoviç kaçırdı topu elinden. Boşkoviç servis hatası. Voronkova, Elif, Beyza, Boşkoviç. Hataları, servis hataları devam ediyor. Turuncu beyazlıların oyun içinde de hataları devam ediyor. 8 hata şu ana kadar. Eczacıbaşı Dynamit'te oyunculardan Fedorotseva, Voronkova, Nazay Demirakyol, müthiş pas, nefis smaç Cenk Kısal. Bandın üzerine mükemmel pas Nazay Demirakyol'dan. Nazay Demirakyol 2004-2008 yıllarında forma giymişti Eczacıbaşı Dynamit'te. Şimdi tekrar turuncu beyazlıların formasını giyiyor tecrübeli pasör Voronkova. Gizem, Dırça'nın pası, Vargas, Cenk Kısal, Gizem Örge ikinci kez karşıladı. Melisa Vargas blok üzerinden müthiş vuruyor smacı. Vargas'ın smacı. Fark 7 sayıya çıktı. Gizem Örge müthiş oynuyor, alkışı hak ediyor. Üst üste iki çok zor topu mükemmel manşetle karşıladı. Fenerbahçe Melisa Vargas'la üçlü blok üzerinden onun vurduğu müthiş smaçta sayıyı kazandı. Aslı Kalaç servisi kullandı. Simge, Nazay Demirakyol, Alexa Gray. Alexa Gray'in maçta ve sette ilk sayısı. Alexa Gray 18-12. Serviste Cenk Kısal var. Cenk Kısal. Servisi kullandı. Kaçırıyor. Bir servis hatası daha. Cenk Kısal'dan. Beş servis hatası. Dört direk hata. Yine 9 hata oldu. Eczacıbaşı Dynamit'te oyuncuların ikinci sette de Vargas kaçırdı servisi. Aslı ve Ana Kristina'dan sonra kaçan üçüncü servis Melisa Vargas'tan. 9 hatasına karşılık Eczacıbaşı'nın şu ana kadar sadece 3 hata yaptı bu sette. Fenerbahçe opetli oyuncular. Nazay Demirakyol. Ana Kristina, Vargas takip etti.
Ana Cristina. Üçlü bloktan gelen top. Voronkova, Naz. Yüksek top Gray. Blok teması var mı? Yok diyor. Yok diyor Ozan Sarıkaya ama görüntülü değerlendirmeyi istedi. Ferhat Akbaş. Ferhat Akbaş olduğu görüşünde bu pozisyonda. Gray'in vuruşunda. Evet şu anda Dırça işaret etti. Evet benden gitti dedi top. Boyan Adırça centilmence yine ve sayıyı alan Eczacıbaşı oldu ve mola. Az önce Boyan Adırça'nın hakeme uyarısı vardı. Ben değdim, dokundum diye topa. Eğer bu hareket sevgili voleybol severler setin sonuna doğru kritik bir anda olsaydı fair play yeşil kartla ödüllendirilecekti. Bunu da sizlere iletmiş olalım. Nazay Demir Akyol. Üçlü hücum turu. Şimdi plase. Karşılıyor. Arkada Simge. Boşkoviç'i sımacı. Sayı oldu. Tiana Boşkoviç'in iki seyisten beşinci sayısı. Eczacıbaşı Dynamit farkı 4 sayıya indirdi. Nazay Demir Akyol tekrar serviste 3-0'lık seri. Nazay Demir Akyol, Boşkoviç'in sımacı tam köşede içeride top. Boşkoviç 9 sayıya ulaştı maçta. Şimdi Federotseva, Boşkoviç 10. sayısı. Setteki 6. maçtaki 10. sayısı Tiana Boşkoviç'in. 8 hücum, 2 ace, toplam 10 sayı. Tiana Boşkoviç. 19-16 oldu. Federotseva kenarda. Melia ilk kez oyuna giriyor bu setle beraber. 21. dakika geride kaldı. 2. sette. Nazay Demir Akyol 4-0'lık seri. Dırça. Eda Erdem. Naz'dan gelen top. Müdahale yapan Boşkoviç. Tekrar Dırça. Eda. Arka alanda Simge var. Nazay Demir Akyol. Kısa pas Alexa Gray. Blockout. Blockout Alexa Gray. Bir sayı daha kazandırıyor. 3. sayısı Kanadalı smaçörün. Alexa Gray fark 2'ye indi. Bu arada serisi de büyüyor. Eczacıbaşı'nın setteki en büyük serisi 5-0 oldu. Nazay Demir Akyol tekrar servisi kullanacak. 7-0'lık serisi var Fenerbahçe Opet'in. Servis turunda şimdi 5-0 oldu. Melisa Vargas kenarda. Buse oyunda. Nazay Demir Akyol. Melia. Buse topu yükseltti. Ters elle dokundu. Stişak da oyunda. Buse'nin pası. Ana Cristina. Nazay Demir Akyol. Top dışarı gidiyor. Ana Cristina'nın sayısı. Ana Cristina'nın bu setteki ilk sayısı. Sevgili voleybol severler. 20-17. Farkı 3 sayıya çıkarttı. Sarı lacivertliler. Yine istatistikleri ekranlarınıza getiriyor. Vodafone 5G Aygöz teknolojisiyle arkadaşlarımız. Ana Cristina de Souza. Brezilyalı smaçör servisi kullandı. Ace. Ana Cristina. Bir ace'den ikinci sayısı Ana Cristina'nın. Bu aynı zamanda sarı lacivertlilerin baştaki ikinci ace'i oldu. İlk ace Federotseva'dan. Voronkova. Nazay Demir Akyol. Alexa Gray. Top içeride. Gray sayı üretmeye devam ediyor. Alexa Gray servisi kullanmaya gidiyor. Tecrübeli smaçör. Nazay Demir Akyol'un pası. Gray'in smaçı bloğun yanından. Gizem'in sağında çizginin içinde top. Servisi Gray kullandı. Federotseva, Buse Ünal, Magdalena Stişak, Simge, Beyza. Gray vurdu smacı. Ana Cristina karşıladı. Buse Ünal, Federotseva vurdu sayı oldu. Arina Federotseva 3. sayısı. Arina Federotseva'nın 3. sayısı sette. Toplam 5 sayı Arina Federotseva'dan. İşte bakın Simge, Beyza. Sonrasında Fenerbahçe hücumu blok üzerinden smaç Arina Federotseva.
Eda Erdem serviste. Eda servisi kullandı. Alexa Gray, Nazay Demirakyol, Boşkoviç ters eliyle vurdu Buse. Biraz da telaş yaptı. Yumruğuyla çıkartmak istedi, olmadı. Boşkoviç setteki 7. maçtaki 11. sayısı. Eğer Boşkoviç 12 sayı daha alırsa 1000 sayıya ulaşacak sevgili voleybol severler. 1000 sayı dile kolay. Tiana Boşkoviç. Beyza Arıcı serviste 22-19. Beyza servisi kullandı Ana Cristina. Buse'nin pası. Fedorotseva karşılıyor Voronkova. Ve çift vuruş. Çift vuruş. Hata Jack Kısal'dan. Hata Jack Kısal'dan. Sayı Fenerbahçe Opet'in. Oyun içindeki direkt hata sayısı 4'e yükseldi. Oyuncu değişiklikleri Buse ve Stişak kenarda. Tırçı oyunda, Vargas oyunda. Servisi kullanma hazırlığı içerisinde Boyana Dırça. Maçta 57 dakika geride kaldı. Sette ise 26. dakika oynanıyor. Dırça, Alexa Gray, Nazay Demirakyol ve Jack Kısal. Jack Kısal bir bloktan 3. sayısı 23-20. Avantajı yakalamış durumda Sarı Lacivertliler. Seti alma yolunda. Eğer Fenerbahçe kazanırsa durum 2-0 olacak. Tiana Boşkoviç serviste. Tiana Boşkoviç servisi kullandı Gizem Örge. Etkili servis ve Tiana Boşkoviç. Topun saatteki hızı 93 kilometre. Boşkoviç bu setteki 3. ace'i, toplamda setteki 8. maçtaki 12. sayısı mola geliyor Fenerbahçe Opet'ten. Tekrar birlikteyiz sevgili voleybol severler. 23-21 oldu. Tiana Boşkoviç ace'lere devam ediyor. 3 ace Tiana Boşkoviç'ten. Top onda yine Tiana Boşkoviç. Gizem Örge. Şimdi Boyana Dırça, Melisa Vargas, Alexa Gray. Şimdi Boşkoviç. İrina Voronkova, Gizem Örge karşıladı. Boyana Dırça'nın pası. Vargas kendi vurdu. Bloktan gelen top. Voronkova, Naz, Boşkoviç vurdu. Sayı oldu. Ana Cristina'dan dışarı gidiyor. Boşkoviç'in setteki 9. maçtaki 13. sayısı. Tiana Boşkoviç sahnede. 10 sayı da alırsa maçta Boşkoviç 1000 sayıya ulaşacak. Sezonda 1000 sayı üretmiş olacak. Boşkoviç farkı bir sayıya indirdi. Tiana Boşkoviç tekrar serviste. Gizem Örge. Şimdi Dırça. Vargas mükemmel bir smaç ama dışarı gitti top. Görüntülü değerlendirme isteği geliyor. Stefano Lavarini'den görüntülü değerlendirme isteği geliyor. Bakıyorum. Hayır, evet, sayıyı verdi hakemler. Verdi, evet, sayıyı verdiler. Gerek kalmadı. Eczacıbaşılı oyuncular bizden gitti dediler dışarıya. Ve şimdi set sayısında Fenerbahçe. Vargas'ın setteki 3. sayısıydı kaydettiği. Simge, Nazay Demirakyol, İrina Voronkova, Vargas. Simge rakip alana kaçırdı. Tekrar Simge, Nazay Demirakyol, İrina Voronkova. Bakıyorum dışarı gidiyor. 25-22 alıyor. Fenerbahçe Opet seti görüntülü değerlendirme isteği geliyor. Ferhat Akbaş'tan. Eğer temas yoksa, top dışarı gittiyse, sayıyı Fenerbahçe Opet aldıysa 28 dakikada seti almış olacak Fenerbahçe ve setlerde durumu 2-0'a getirmiş olacak Sarı Lacivertliler ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlamış olacak. Bekliyoruz şimdi. Ozan Sarıkaya şu anda Ferhat Akbaş'a soruyor. Top dışarı mı gitti yoksa el mi, elden mi gitti? Biliyorsunuz görüntülü değerlendirmede bir şey için isteyebiliyorsunuz incelemeyi. Şu anda Tuncay Sevim bunu sordu Ferhat Akbaş'a. Ferhat Akbaş da elden dışarı gitti mi, gitmedi mi ona bakacağız dedi. Blok teması var mı yok mu kısaca ona bakılacak sevgili voleybol severler. Hata yapmamak için Ozan Sarıkaya Ferhat Akbaş'tan net öğrendi ne için istediğini.
bakalım. 12 yıldır şampiyon olamıyor Eczacıbaşı Dynavit. Ama en çok şampiyon olan takım tabii ki Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16 kez de ilk şampiyon. 2 kez üst üste 5 kez şampiyonluk kazandı. Hayır, yok. Fileye temas. Set bitti. 25-22 aldı ikinci seti. Sarı lacivertliler 28 dakikada. Dünya dursun, biz burada. Vodafone'un sunduğu maç heyecanı devam edecek. Herkese merhaba. Şimdi size voleybol seyir zevkinizi üst seviyeye çıkartacak bir haber vereceğim. Biliyorsunuz ki Sultanlar Ligi isim sponsoru Vodafone her geçen gün yeni teknolojiler getirmeye, voleybolu teknolojik anlamda desteklemeye devam ediyor. Bunlardan biri de dünya ve Avrupa çapındaki önemli turnuvalar sırasında voleybol maçlarında kullanılan Şahin Gözü sistemi. Bu sistemi Vodafone ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımların playoff maçları için 5G destekli olarak Sultanlar Ligi'ne getirdi. Şahin Gözü ile kullanılan servisin düştüğü yeri anlık olarak görme, sahada oyuncuların mücadele ettiği alanların yoğunlukları, servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği, rally süresi, savunma ve atak bölgeleri gibi birçok önemli istatistiği takip edebiliyoruz. Tüm bunlar Vodafone 5G teknolojisinin desteğiyle sıfıra yakın gecikme ile anlık olarak mümkün oluyor. Böyle olunca maçları yerinde izlemesi de ekrandan takip etmesi de çok daha keyifli bir hal alıyor. Vodafone 5G teknolojisinin katkıları ile dünya standartlarındaki maçlara, ilginç istatistiklere, daha eğlenceli ve rekabetçi anlara hazır olun. Sevgili seyirciler, 28 dakika süren ikinci seti 25-22 aldı Fenerbahçe Opet. Durumu 2-0'a getirdi. Bu arada TRT Spor'un yeni koordinatörü Emre Botan Kümek de karşılaşmayı izleyenler arasında sevgili voleybol severler. Ve üçüncü set başladı. Yüksek top Naz'dan. Alexa Gray ve ilk sayı Eczacıbaşı Dynavit'i. Alexa Gray sayı kazandırıyor. Eczacıbaşı'na Gray ile ilk sayıyı üçüncü sette Eczacıbaşı aldı. Eğer bu seti de Fenerbahçe alırsa Fenerbahçe Opet üst üste ikinci kez olmak üzere yedinci kez Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon olacak. Beyza, Fedorotseva, Dırça, Vargas blokta, Cek Kısal, Fedorotseva plaseyi bıraktı, sayı oldu. Arina Fedorotseva 1-1. Gray ve Fedorotseva'nın sayıları. ...28 dakikada 25-22 kazandı Fenerbahçe ikinci seti. 16 sayıyı Fenerbahçeli oyuncular alırken 9 hata yaptı. Eczacıbaşı Dynavit'ti. Voleybolcular aynı ilk sette olduğu gibi. Eda servisi kullandı. Cek Kısal, Nazay Demirakyol, Alexa Gray, arkada Ana Kristina Dırça, Fedorotseva, Simge karşıladı. Nazay Demirakyol terse döndü. Tiana Boşkoviç vurdu bloktan dışarıya. Müthiş pas Nazay Demirakyol'dan, Smaç Boşkoviç'ten. 2-1 öne geçiyor Eczacıbaşı Dynavit. Boşkoviç servisi kullanmaya gidiyor. İşte Tiana Boşkoviç'in smaçı blok al. Boşkoviç, Fedorotseva, Dırça, Fedorotseva bloktan gelen top. Gray, Nazay Demirakyol. Cek Kısal, Gizem Örge, müthiş müdahale, Dırça, Vargas, bakıyorum top dışarı gitti. Vargas kaçırıyor. Vargas dışarı kaçırdı topu, sayı Eczacıbaşı Dynavit'in. Gizem Örge'den müthiş bir müdahale daha. Vargas dışarı vurdu topu. Gizem Örge şu ana kadar en etkili oynayan oyunculardan biri hiç tartışmasız. Fenerbahçe Opet'te. Tiana Boşkoviç dışarı gidiyor top. Sayı Fenerbahçe'nin. Tamam mı, devam mı seti? Eczacıbaşı Dynavit adına. Boşkoviç kaçan ilk servis bu sette. Eczacıbaşı Dynavit'in 3-2 üstünlüğü var. Boyana Dırça servisi kullandı, o da kaçırıyor. Dırça karşılıklı birer servis hatası.
Hırçe ve Boşkoviç. Servisi Alexa Gray kullanacak. Alexa Gray. Şimdi Gizem Örge. Boyana Dırça. Vargas'a döndü. Vargas müthiş bir smaç. Blok üzerinden müthiş vuruyor smaçı Vargas. Melisa Vargas. Bugün oynanan Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynamit finaliyle takımlarımızın lig serüveni tamamlanacak. Filenin sultanlarının 14 Mayıs'ta Antalya'da başlayacağı Milletler Ligi birinci etap maçlarına kadar voleybola ara vereceğiz. Bu hatırlatmayı yaptık. Oyuna döndük. Gray karşıladı. Naz. Boşkoviç vurdu. Sayı oldu. Tiana Boşkoviç. Maçtaki 15. sayısı Eczacıbaşı'nın iki kaptanından Tiana Boşkoviç'in smaçında. Arina Fedorotseva, Alexa Gray, Nazay Demir Akyol. Saatteki hızı smaçta topun Boşkoviç'in smaçında 94 kilometre. Cenk Kısal serviste. Arka alanda Fedorotseva, Ana Kristina ve Gizem Örge dikkatli. 5-3 Eczacıbaşı Dynamit üstünlüğü var. Ve top dışarı gidiyor. Boşkoviç'ten sonra Cenk Kısal kaçırıyor ikinci servisi. Görüntülü değerlendirme isteği geliyor. Yeniden izliyoruz. Top dışarıda mı içeride mi? Ozan Sarıkaya görüntülü değerlendirmeyi işaret etti. İngilizce öğretmeni aynı zamanda Ozan Sarıkaya. Bunu da belirtelim bir kez daha bakalım. Top dışarıda. Top dışarıda. 5-4 oldu durum. Farkı bir sayıya indirdi. Fenerbahçe Opet. Serviste Aslı Kalaç var. Aslı Kalaç servisi kullandı. Alexa Gray. Simge bana bırakın topu dedi. Ande baladın. Tekrar oyunda Boşkoviç. Simge yetişemiyor. 5-5 oldu. Blok geliyor Fenerbahçe Opet'ten. Fenerbahçe özellikle bloklarda büyük üstünlük sağladı Eczacıbaşı Dynamit'e. Mesela bir önceki sette Eda'nın 4 bloğu vardı. Toplamda 5'te Eda'nın blok sayısı 6'ya yükseltti. Eda Erdem. Alexa Gray, Naz, Tiana Boşkoviç blok sayısı. Eda. Eda'dan üst üste 2 blok. Fenerbahçe kaptanı sahada, sahnede. Eda Erdem arka arkaya bloklar. Fenerbahçe Opet'i öne geçirdi Eda. Müthiş oynuyor hem Eda hem de Aslı Kalaç. Geçen yıl olduğu gibi bu maçın da özelinde özellikle Nazay Demir Akyol mükemmel plase. Naz'dan nefis bir plase geliyor. Naz yeniden eşitlik var sette. Plase ile durumu 6-6 yaptı Nazay Demir Akyol. Naz'ın plasesi Eda'nın yanından Ana Kristina'nın müdahale edemeyeceği noktaya gönderdi topu Naz. Üçlü hücum turu Naz, Ana Kristina, Dırça, Melisa Vargas, blokta Beyza, Gizem Örge dublajda Eda, Melisa Vargas, arkada Alexa Gray, Simge bırakın bana topu dedi. Şimdi Gray, avantaj topu Fenerbahçe'de, Gizem Örge, Boyana Dırça, Ana Kristina de Souza, karşılıyor Simge Aköz, Nazay Demir Akyol, Hande Baladın, Ana Kristina Souza'dan dışarı gidiyor. Hande Baladın, müthiş bir smaç ve sayı. Karşılıklı enfes hareketler izledik. Eczacıbaşı Dynamit öne geçti. Eda şu ana kadar bütün sayıları bloktan aldı sevgili voleybol severler. Bu sette şu ana kadar 2 blok. Bundan önceki sette 4 blok. İlk sette 1 blok. Arka arkaya blok sayıları. Gizem Örge, Boyana Dırça, Melisa Vargas. Simge yetişti oraya. Beyza'nın pası. Boşkoviç düşündü vurdu sayıyı aldı. Tiana Boşkoviç'in 16. sayısı, sette 3. sayısı. Tiana Boşkoviç. Boşkoviç 7 sayıya ihtiyacı var. Sezondaki 1. sayısına ulaşması için. Nazay Demir Akyol.
Farkı ikiye çıkarttı Eczacıbaşı Dynavit. Fedorosyeva boyanırca kısa pas Eda Beyza karşıladı. Hande, Naz, 6 numara hücumu Gray ve sayı. Fark 3'e çıkıyor Alexa Gray. Setteki ikinci sayısı Alexa'nın. 4-0'lık seri Alexa Gray ile. İşte Hande Baladın, Naz Aydemir Akyol, 6 numara hücumu Alexa Gray. Ve Stefano Lavarini mola alıyor. Tekrar birlikteyiz sevgili voleybol severler. 9-6 oldu durum. Tiana Boşkoviç 3 sayı, Alexa Gray 2 sayı, Naz 1 plase, Hande 1 smaç, Vargas 1 direk hata, Boyan Adırça servis hatasız. 9 sayı böyle aldı Eczacıbaşı. Naz Aydemir Akyol, Ana Cristina Souza, Boyan Adırça, Ana Cristina bloktan dışarıya. Sayı Ana Cristina. Brezilyalı smaçörün setteki ilk sayısı. 9-7 oldu durum. Maçta 1 saat 15 dakikayı geride bıraktık. Vargas servisi kullandı. Alexa Gray, Naz Aydemir Akyol, Tiana Boşkoviç bloktan geldi top. Fedorotseva Dırça, Ana Cristina De Souza bloktan gelen top. Naz'ı geçti. Simge'nin pası. Boşkoviç ve sayı. Tiana Boşkoviç'in setteki 4. maçtaki 17. sayısı. Farkı yeniden 3'e çıkartıyor Eczacıbaşı Dynavit. Fenerbahçe Opet setlerde 2-0 önde. Peyza, Simge, Boşkoviç Eczacıbaşı sayısı. Hande Baladın serviste. Hande servisi kullandı. Ana Cristina, Dırçan'ın pası. Eda vurdu, Hande karşıladı. Naz Aydemir Akyol, Gray vurdu, Gizem karşıladı. Dırçan'ın pası, Ana Cristina De Souza. Bloktan gelen top Gizem, dublajda Eda. Vargas vurdu, sayı oldu. Melissa Vargas. Karşılıklı müthiş hareketler. Dünya yıldızlarının sahnesi TRT Spor Yıldız'da. Heyecan dolu bir mücadele. Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması. Vargas'ın setteki ikinci sayısı. Melissa Vargas ve arkadaşlarının sevinci. Vargas şu ana kadar ürettiği sayıyı ona yükseltti. Ey sana Cristina! Ana Cristina! Saatteki hızı 89 kilometre. Kullandığı serviste topun Ana Cristina'nın. Ana Cristina'nın bir ace'ler ikinci sayısı. Fenerbahçe ace'lerde de üstünlük sağlamış durumda. Eczacıbaşı Dynavit'e. Top tekrar Brezilyalısı maçörde. Ana Cristina De Souza. Simge Akköz. Naz Aydemir Akyol. Tiana Boşkoviç bloktan gelen top. Gizem. Dırça. Vargas. Yüksek top. Boşkoviç çıkarttı topu. Eda. Dırça. Şimdi Fedorosyeva arkadan devaladın. Naz Aydemir Akyol. Alexa Gray. Plase. Dokunan Eda. Fedorosyeva Eda. Vargas. Blokta başarı var mı? Bakıyorum dışarı gidiyor. Yakaladı. Eczacıbaşı Dynavit'te. Fenerbahçe Open. Müthiş savunma. Müthiş savunma sarı lacivertlilerden. Aynı şekilde karşılık turuncu beyazlılardan. İşte bakın şuradaki müdahale Naz. Burada çıkaran Boşkoviç. Sonra Eda. Sonra Vargas. Top dışarı gitti. Vargas 11. sayıya ulaşıyor ve mola. Onun eşitlik var. 3-0'lık seriyle. Ve Fenerbahçe yakaladı şu anda. 10'a 7'den durumu 10-10'a getiriyor sarı lacivertliler. Simge, Naz Aydemir Akyol, Tiana Boşkoviç vurdu, sayı oldu. Setteki 5. sayısı Boşkoviç'in. 11-10 öne geçti Eczacıbaşı Dynavit. Servisi Beyza Arıcı kullanacak. İşte sayı Naz Aydemir Akyol, Tiana Boşkoviç çıkartamadı topu. Ana Cristina De Souza, Beyza Arıcı servisi kullanma hazırlığı içerisinde Beyza. Beyza ve ace oluyor. Beyza Arıcı kritik servis. Ace de sayı kazandırıyor Beyza biraz da şansın yardımıyla takımına. Beyza Arıcı'dan geliyor sayı.
takım halinde Eczacıbaşı Dynamite'in 5. ace'i sevgili voleybol severler. Maçta tekrar top Beyza Arıcı'da. Beyza 12-10. Servisi kullandı. Ana Cristina De Souza. Gizem Fedorotseva. Yetişti oraya Naz. Beyza Arıcı'nın pası. Tiana Boşkoviç. Bloktan gelen top Beyza. Nazay'da bırak yol. Alexa Gray blok sayısı. Eda. 8. sayısı. 8. bloğu. Eda Erdem neler yapıyor öyle. Bu sette 3 blok. Bir önceki sette 4 blok. İlk sette 1 blok. Toplam 8 blok sayısı. Eda Erdem'den Fenerbahçe kaptanından. Eda Erdem. Servisi kullanacak şimdi. Sarı lacivertlilerin kaptanı Hande Baladın. Kaçan top rakip alana ve sayı oldu. Aslı Kalaç yakalıyor Fenerbahçe Open. Eczacıbaşı Dynamite. Eda bu kez de müthiş servis kullandı. Aslı dokundu ve sayıyı aldı takımı adına. Aslı Kalaç, Eda Erdem işbirliği. Servis kullanıldı. Alexa Gray. Nazay Demir Akyol. Gray ve sayı oldu. Yeniden öne geçiyor. Eczacıbaşı Dynamite. Alexa Gray'in 3. sayısı. Serviste Boşkoviç var. Fedorotseva, Dırça. Fedorotseva yükseldi, vurdu. Hande müthiş müdahale, Cenk Kısal. Alexa Gray sayı oldu. Hande Baladım'dan müthiş savunma. Alexa Gray bitiriyor. Yeniden farkı 2-0'lık seriyle 14-12. Farkı 2'ye çıkarıyor Eczacıbaşı Dynamite. İşte Hande Baladım, Cenk Kısal, Alexa Gray. Fileye uzak mesafede 3 metreden smacı vurdu, sayıyı aldı. Gray. Serviste Boşkoviç var. 14-12. Gizem Örge. Boyana Dırça. Pası Fedorotseva. Simge yetişti. Nazay Demirak yol. Alexa Gray. Gizem Örge. Melisa Vargas. Dırça. Top çıktı. Simge. Nazay Demirak yol. Ve Cenk Kısal. Sayı Eczacıbaşı Dynamite'in. Cenk Kısal. Müthiş mücadele devam ediyor. İlk kez 3 farkı yakalıyor. Eczacıbaşı Dynamite Fenerbahçe Opet karşısında. Mola alıyor, 2. ve son molayı kullanıyor Stefano Lavarini. Tekrar birlikteyiz sevgili voleybol severler. Çekişme, heyecan, mücadele sürüyor. Nejat Eczacıbaşı da mücadeleyi izliyor Erdal Karamercan'la birlikte. Zaman zaman şeref tribününden görüntüleri ekranlarınıza taşıyor arkadaşlarımız. Tiana Boşkoviç kaçırdı servisi. Boşkoviç'in kaçırdığı 2. servis. 15-13. Eczacıbaşı Dynamite önde. Boyana Dırça serviste. Fenerbahçe Opet setlerde 2-0 önde. Eczacıbaşı karşısında Dırça servisi kullandı. Karşılayan Hande kısa pas. Cenk Kısal, Boyana Dırça, Gizem Örge. Melisa Vargas vurdu ve filede kalıyor top. 4 pas oluyor Vargas. Filede kalıyor sayı Eczacıbaşı'nın. Vargas'ın 2. direkt hatası oyun içinde. İşte bakın Dırça dublajda. Gizem Örge, Melisa Vargas filede kaldı. 16-13 oldu durum. Alexa Gray serviste. Alexa Gray. Fedorotseva, Dırça. Fedorotseva vurdu. Alexa Gray'den dışarı gitti sayı Fedorotseva. Arina Fedorotseva'nın 2. sayısı sette. Arina görüntüde. Topun hızı saatte Arina Fedorotseva'nın smacında 93 kilometre. Servisi kullanma hazırlığı içerisinde Arina. Arina Fedorotseva, Alexa Gray, Nazay Demirakyol, Cenk Kısal vurdu. Fedorotseva, şimdi Simge. Topu rakip alana gönderdi anda. Eliyle dokundu çünkü ilk anda. Pas, Melisa Vargas. Pas, Boyana Dırça'dan, Vargas'tan geliyor. 4. sayı. Farkı 1'e indiriyor.
Fenerbahçe Open. Ferhat Akbaş düşünceli. Boyan Anırça, Melisa Vargas. Top içeride. Fark 1'e indi. 2-0'lık seri. Arina Fedorotseva da top tekrar. Fedorotseva serviste. Arka alanda Eczacıbaşı'lı oyuncular dikkatli. Fedorotseva servisi kullandı. Alexa Gray, Nazay Demirakyol. Hande Baladı vurdu. Gizem Örge. Top dışarıda. 17-15 oldu. Hande Baladı'nın setteki ikinci sayısı. Hande 7 sayıya ulaştı şu anda maçta. İşte izliyorsunuz saatteki hızı. Hande'nin smacında topu 99 kilometre. Servisi Yaprak Erkek kullanacak. Çek kısal kenarda. Melia Diken oyuna giriyor. Fedorotseva'yı kenara alıyor. Stefano Lavarini. Servis kullanılacak. Manşet alması için Melia oyunda. Yaprak Erkek oyuna girecek. Karşı hamleyi yaptı Lavarini. 21. dakika sette Yaprak. Şimdi Gizem Örge. Boyan Adırça zor top. Vargas vurdu, sayı oldu. Melisa Vargas 5. sayısı sette. Vargas 13 sayıya ulaştı. Melisa Vargas. En skorer oyuncusu. Final serisinin Fenerbahçe Opet'te Vargas 94 sayı üretti bu maça gelinceye dek. Serviste Aslı Kalaç. Fark 1'e indi. Aslı servisi kullandı. Alexa Gray. Yüksek top Beyza'dan. Hande. Top dışarıda, antene çarpıyor. Beraberliği yakalıyor Sarı Lacivertliler. 17-15'ten 2-0'lık seriyle 17-17'yi buluyor Fenerbahçe. 3. sette. Antene çarptı. Top oyun dışında kaldı. Hande'nin smacında ama top çok kötü geldi. Pas Hande'ye. Aslı Kalaç tekrar servisi kullandı. Hande. Şimdi Alexa Gray. Boşkoviç'e döndü. Boşkoviç top oyunda tutamıyor. Fenerbahçe öne geçiyor. Fenerbahçe öne geçiyor. Aslı Kalaç'tan müthiş servisler. Mola geliyor Ferhat Akbaş'tan. Tekrar birlikteyiz sevgili voleybol severler. Maçta 1 saat 28 dakika geride kaldı. Fenerbahçe Opet yakaladı ve geçti Eczacıbaşı Dynamit'i. Şimdi Aslı servisi kullandı tekrar. Alexa Gray, Laz'ın pası. Tiana Boşkoviç vurdu. Boyan Anırça, Aslı Kalaç, Melisa Vargas. Vargas vurdu. Bloktan gelen top. Boşkoviç, Nazay Demirakyol. İkinci müdahalesi. Beyza, Boşkoviç vurdu. Bloktan gelen top. Vargas, Dırça bana bırakın dedi. Ana Kristina, bloktan gelen top. Gray, Simge, Boşkoviç'e döndü. Boşkoviç bloktan dışarıya. Tiana Boşkoviç. 6. sayısı sette. 18-18 oldu. 18-18. Boşkoviç'in 1000 sayıya ulaşması için 4 sayıya ihtiyacı var. Simge Aköz, Tiana Boşkoviç. Ana Kristina'dan dışarı gitti top. Nazay Demirakyol. 18-18 durum. Ana Kristina, Dırça. Ana Kristina geçiremedi rakip alana topu. Hata. Sayı Eczacıbaşı'nın oluyor. Hata Ana Kristina'dan. 4 pası oldu. Ana Kristina rakip yararlarına bırakamadı topu. Yeniden izliyoruz. Ana Kristina filede kalıyor. Tekrar Nazay Demirakyol serviste. 19-18 Eczacıbaşı Dynamit üstünlüğü var. Arka alanda dikkatli 3 oyuncu. Eda, Dırça, Vargas. Şimdi Boşkoviç karşıladı. Melia, Dırça, Fenerbahçe hücumu. Vargas plaseyi bıraktı. Simge dublajda. Nazay Demirakyol. Alexa Gray. Ama 3 metre çizgisi ihlali var. Gray çizgiye basıyor. Hata Alexa Gray. Sayı Fenerbahçe'nin oluyor bu hatayla. 19-19 oldu. Hata Alexa Gray'den geliyor. Melisa Vargas servisi kullanacak. 19-19. Kritik servisi Melisa Vargas kullanacak. Sevgili voleybol severler. Serviste şimdi Vargas. Dışarı gönderdi topu. Kritik hata Vargas. Biri servisten olmak üzere setteki 3. hatası. Melisa Vargas'ı 20-19 öne geçti. Eczacıbaşı Dynamit. Vargas görüntüde. Gerilim yüksek. Heyecan büyük.
Ve şimdi Hande Baladın servise gidiyor. Sette 25. dakika. Maçta 1 saat 31 dakika geride kaldı. Hande Baladın final serisinde 5. karşılaşma. Hande servisi kullanıyor. Hande, o da kaçırdı. Hande'nin bir servisten ikinci hatası. Kritik servis hatası Hande'den geliyor. 20-20 oldu. Fedorotseva oyunda, Melia kenarda. Servisi Ana Cristina de Souza kullanacak. İlk iki set itibarıyla etkili servisler geldi Ana Cristina'dan. Sevgili voleybol severler, şimdi de servisi kullanıyor. Bir önceki sette ace'i vardı ama o da kaçırdı. O da kaçırıyor. Ana Cristina'nın biri servisten ikinci hatası. 21-20 Beyza Arıcı oyunda servisi kullanacak. Elif oyuna giriyor Fenerbahçe'de. Bu arada Ada Germen Korkmaz Fenerbahçe'de oyuna giriyor. Eczacı başında Elif oyuna giriyor. Beyza Arıcı kenara geliyor. Beyza kenara geliyor Elif oyunda. Servisi kullanacak Elif Şahin. Nazay Demir Akyol'da oyunda. Elif servisi kullanmak üzere oyuna girdi. 21-20. Evet, Cansu girdi. Ada değil bu arada, hemen düzelteyim. Evet, bakıyorum Cansu oyunda. Fenerbahçe Opet'te. Servisi kullandı, kaçırıyor. Kaçırıyor servisi Elif. Böylece yeniden 21-21 eşitlik var. Stres o kadar yüksek ki zorlanıyor oyuncular hata yapmamak için. 2-2. Fenerbahçe'nin büyük avantajı var. Top Eda'da. Magdalena Stişak oyuna giriyor. Ön alandaki boy ortalamasını yükseltiyor Stefano Lavarini. Fedorotseva, Aslı ve Stişak ön alanda. Eda kritik sayıları imza attı blokla. Eda servisi kullanıyor. Eda Erdem, Alexa Gray, Naz tekelle pas, Cenk Kısal. Arkada Cansu karşıladı, Stişak, Fedorotseva, bloktan gelen top, Simge, Nazay Demir Akyol, Tiana Boşkoviç, sayı oldu. Tiana Boşkoviç öne geçiriyor, Eczacıbaşı Dynavit'i. Boşkoviç'in setteki 7. maçtaki 20. sayısı, 20 sayı ortalamasına ulaştı yine Tiana Boşkoviç. 1000 sayıya ulaşması için 3 sayıya ihtiyacı var. 22-21. Eczacıbaşı sadece bir adım önde. Setlerde Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Şimdi Tiana Boşkoviç ve ace. Tiana Boşkoviç 8. sayıyı ace'de alıyor. 2 sayı kaldı 1000 sayıya ulaşması için Tiana Boşkoviç'in ve Eczacıbaşı'nın maça yeniden ortak olması için 4 sayı vermeden 2 sayı alması gerekiyor. Top Tiana Boşkoviç'te. Boşkoviç 4. ace'ini yaptı. Boşkoviç servisi kullandı. Şimdi dırça topu çeviriyor. Zor top. Fedorotseva. Müthiş bir smaç. Arina Fedorotseva. 23-22 oldu. Heyecan, mücadele, nefes kesen anlar, müthiş müdahaleler, enfes smaçlar ve gerçekten her şey var bu mücadelede, finalde. Şimdi Gray, Nazay Demir Akyol, Boşkoviç, bir sayı daha. Tiana Boşkoviç'in setteki 9. sayısı. Toplamda bakıyorum 22 sayıya ulaştı. Bir sayı kaldı bir sayıya. Alexa Gray set sayısında Eczacıbaşı Dynavit. 29. dakika bu sette. Maçta 1 saat 35 dakika geride kaldı. Gray servisi kullandı. Arka alan. Topu karşıladı Cansu Dırça ve bloktan dışarı gidiyor top. Fedorotseva'nın 4. sayısı. Avantaj hala Eczacıbaşı'nda. Ana Cristina oyuna giriyor. Kenara geliyor Cansu Çetin. Ana Cristina de Souza oyunda. Şimdi kader servisi belki de. Arina Fedorotseva en iyi servis kullanan oyuncusu Fenerbahçe Opet'in. Topu alıyor. Servisi kullanacak. 30. dakika sette. Fedorotseva, Alexa Gray, Nazay Demir Akyol 6 numara hücumu. Boşkoviç blok sayısı. Vargas. Vargas blok sayısı. Melisa Vargas'ı bloktan bu sayı olmak üzere 6. sayısı. 24-24 oldu.
Boşkoviç'i blokluyor Melisa Vargas. Fenerbahçeli taraftarlar ayakta. İşte blok sayısı görüntüde. Blokta bu kez Vargas var sahnede. Arina Fedorovseva servisi kullanacak. Dırça tekrar oyunda. Gray, Nazay Demirak yol. Tek ayak hücumu. Top çıkmıyor. Jack Kısal. Jack Kısal'ın setteki ikinci sayısı. 25-24 öne geçti. Eczacıbaşı Dainen'in ikinci kez set sayısında. 31. dakika sette. Sayı ekranlarınızda. Jack vurdu. Arina karşılayamadı. Servisi Jack Kısal kullanacak. Kritik servis. Fenerbahçeli taraftarların tezahüratları var. Islıkları var. Konsantre oldu Jack Kısal. Servisi kullandı. Gizem Örge. Boyana Dırçan'ın pası. Ana Cristina bloktan dışarıya. 25-25 oldu. Ana Cristina'nın bir esten üçüncü sayısı. Ana Cristina de Souza. Daha bitmedi dedi bu iş. Eda oyunda en iyi servis kullanan oyunculardan biri Aslı Kalaç serviste. 25-25. İki kez set sayısı avantajını değerlendiremedi. Hatta üç kez Eczacıbaşı Dainen Aslı servisi kullandı. Alexa Gray, Naz'ın pası. Diana Boşkoviç blok sayısı. Ana Cristina, Eda Erdem. Blok sayısı. Birinci sayıyı vermiyor Fenerbahçeli oyuncular. Diana Boşkoviç'e, Ana Cristina. Bir ace, bir blok. İkisi maç. Maç sayısında Fenerbahçe Open. Fenerbahçe maç sayısında. 1 saat 37 dakika geride kaldı. 32. dakika Burhan Felek Vestel voleybol salonunda. Kritik servisi Aslı Kalaç kullanıyor. Fenerbahçe 7. şampiyonluğa yakın. Alexa Gray, Nazay Demirak yol. Boşkoviç vurdu. Top dışarı gitti. Boşkoviç vurdu. Top dışarı gitti. Bakalım görüntülü değerlendirme isteği gelecek mi? Fenerbahçeli oyuncular seviniyorlar. Görüntülü değerlendirme isteği var. Top dışarıya gittiyse Fenerbahçe 4. finalinde üst üste, 2. kez üst üste olmak üzere ve toplamda 7. kez şampiyonluğa ulaşacak. Bakacağız bu kritik görüntülü değerlendirmeye. 32 dakika sürmüş olacak bu set. 27-25 kazanan Fenerbahçe olacak ve maçtan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe olmuş olacak. Görüntülü değerlendirmeyi bekliyoruz. Top dışarı gittiyse, blok teması yoksa Fenerbahçe 1 saat 38 dakikada 3-0'la seride ikinci kez olmak üzere Eczacıbaşı Dainen'i devirmiş ve şampiyonluğa ulaşmış olacak. Bekliyoruz. Sarı lacivertliler geçen yılda finalde, final serisinde 3-1, 3-2, 3-2 ile 3-0 yenmişti Eczacıbaşı'nı. Ama bu yıl çekişme sürdü. 3-1, 2-3, 3-0, 0-3. Ve şimdi bakıyoruz. Eğer müdahale yoksa bakıyoruz. Fileye temas var mı yok mu ona bakılacak. Fileye temas var mı bakıyoruz. Fileye temas yok. Fenerbahçe 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlıyor. 32 dakikada 3. seti 27-25 alıyor sarı lacivertliler. Üst üste 2. kez, 4. kez finalde mücadele etti. Eczacıbaşı Dainen'i geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yenmeyi başarıyor. 7. şampiyonluğuna sarı lacivertliler Vodafone Sultanlar Ligi'nde imza atıyor. Sezonun en büyüğü Fenerbahçe Opet oluyor. Müthiş bir maçı geride bıraktı sarı lacivertliler. Hani tek tek söyleyecek olursak Eda Erdem müthiş oynadı. Ana Cristina de Souza müthiş oynadı. Gizem Örge bu arada Şakir Eczacıbaşı, Faruk Eczacıbaşı voleybol adına seviniyor. Türk voleybolunun Eczacıbaşı ailesinin önemli iki ismi. Eda Erdem müthiş oynadı. Serinin 3. maçında da müthiş bloklara imza atmıştı. Şimdi de öyle. Sevinci paylaşıyor Fenerbahçeli oyuncular. Bu arada Enes sesleniyor bize. Yanında Stefano Lavarini var. Enes hazırsa arkadaşlar ben sözü ona bırakayım. Hazır mı? Sevgili Yasin.
Enes Söz sende. Koç, şu anda Stefano Lovarini yanımızda, şampiyonluğu doyasıya kutluyorlar. Hemen röportajı açacağım. Coach, what a season and you are the champion. What would you like to say? How do you feel? Neler söyleyeceksiniz? Neler hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum. Super tough, super difficult. Süper lig. Five games süper like this. Maç. Only two great team could show. İki büyük takımın büyük like şovuydu. And today we sonuca have been really ulaştığımız için facing a team that never stopped to fight from the first to the last ball. Asla vazgeçmedik but son topa kadar. Thanks to our hepsine teşekkür qualities, ediyorum. Let's say. Bu sonuç için. We kept playing in the match also in the third set until the last point. Son and sayıya kadar mücadele ettik. Çok seviştim. So, coach, çok mutluyum. It's your first year. It's your first year in Turkey actually and you got two trophies with this club. How can you summarize şampiyon this season actually? Türkiye'deki how can you describe this country? İlk sezonunuzda İstanbul'da ne diyeceğimi bilmiyorum. Pek çok takımı çalıştırdı. 13 takım and şu ana kadar. At the end I can say we did good results. So çok I want to say like this. I'm happy for that. So thank you so much coach. Thank you to you. Teşekkür Kerem ediyoruz. Özel, sözü şimdilik sana bırakıyorum. Enes yalnız teşekkürler. Edeceğiz. Sıcağı sıcağına Stefano Lavarini'nin görüşlerini ekranlarınıza taşıdık. Eda Erdem büyük başarıların altında. Hep o var Fenerbahçe'de. 2008'den bu yana Fenerbahçe forması giyiyor. 2005'ten bu yana A milli takımda ve Eda'ya sözü bırakalım. Enes'in yanında Eda var. Kaptan, inanılmaz bir sezon. Final evet. Serisini 3-2'ye getirdiniz. Şampiyonsunuz. 7. kez zirveye çıktınız. Neler söylersin? Vallahi çok zorlu bir milli takım. Sezondan sonra ligde bizim için çok zorlu geçti. Ben takımımla gurur duyuyorum. Seri 5 maçı uzadı. Eczacıbaşı'nı da tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Çok iyi bir takımlar. Bugün daha çok isteyen, ev sahibi olmanın etkisiyle de daha iyi oynayan, baskı kuran taraf bizdik. Çok inanmıştık çünkü biz iyi oynarsak neler yapabileceğimize inanıyorduk. Herkesin eline ayağına sağlık, kulübümüze de armağan olsun. Gerçekten üst üste iki kere şampiyon olmayı çok özlemişim. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ya inanılmaz bir duygu. Artık sezon officially bitti. O yüzden çok mutluyuz. Kendim adına da zorlu bir sezon oldu. Ciddi bir bilek sakatlığı yaşadım. Tevayakla bu kadar oldu. İnşallah artık o da bitmiştir diye düşünüyorum ama ya takım, yani takım inanılmaz. Kızlarla tek tek gurur duyuyorum. Herkes pırlanta. Çok özverili çalıştık ve sonucunu da aldık. Kaptan, birçok şampiyonluk yaşadın ama bu sene de çok uzundu. Çok istediniz. Başkan Ali Koç bu şampiyonluğu sizden çok istemişti. Evet. O da şu anda burada. Ona da armağan ediyorsunuz şüphesiz ama sen bu şampiyonluğu nasıl özetliyorsun? Bu benim yanlış değilse 7. şampiyonluğum olacak. Bana göre en özellerinden biri. Çok zorlu bir maraton oldu. Çok yıprandığımız anlar oldu. Takım olarak düştüğümüz konsantrasyonumuzu zaman zaman kaybettiğimiz anlar oldu ama birbirimize inandık. Birbirimizle konuştuk. Açıklarımızı kapatmaya çalıştık. O yüzden bu sezonun bende anlamı çok çok başka. Çok mutluyum. Kaptan çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kaptan Eda Erdem'in görüşleri böyleydi. Sözü sana bırakıyorum Kerem Öncel. Enes çok teşekkürler. Tabii gururlanıyor Ali Koç. Takımını yalnız bırakmadı son 3 karşılaşmada Fenerbahçe Opet'i. Ve Enes şu anda tabii röportajlara devam edecek. Sarı lacivertli oyuncular hep birlikte seyircilerini selamlayarak soyunma odasına doğru gidiyorlar. Evet, Gizem Örge şu anda Enes'in yanında. Enes... Kerem Öncel teşekkür ediyorum. Gizem, inanılmaz bir seri. 3-2'lik üstünlüğü sağladınız ve üst üste 2 toplamdaysa 7. zafer. Neler hissediyorsun? Duyguların nasıl? Ya bütün sinirlerim boşaldı gerçekten. Çok zor bir sezondu. 5. maçlar hiç kolay değildir. Fiziksel zorluğun dışında psikolojik olarak üstün kalabilmek 5. maçlarda bu tarz serilerde hiç kolay değil. Eczacıbaşı'na öncelikle tebrik etmek istiyorum. Onlar da çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Voleybol severlere harika bir seri izlettiğimizi düşünüyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Gerçekten nefes alacak bile dermanım kalmadı. Bu sezon beni bitirdi ama kupayı bir kez daha ailemize, taraftarlarımıza armağan edebildiğim için çok mutluyum. Gizem, savunma bakanı lakabın var. Muhtemelen bireysel ödüller açıklanmadı ama en iyi libero ödülünde sahibi olacaksın. Bu lakabı nasıl görüyorsun, bu başarıyı nasıl görüyorsun? Yani bilmiyorum o nasıl
uygun görülür. Ama ben önemli olan kupaydı, önemli olan takımın başarısıydı. O yüzden çok mutluyum. Özellikle düştüğümüz zamanlarda da bizimle beraber bize inanan taraftarımıza kalpten teşekkür etmek istiyorum. Hepsi çok kıymetli, hepsi çok değerli. Ama gerçekten kötü gün taraftarlarımız var. Onlar benim için çok özel. Yerleri burada, öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim herkese. Çok sağ olun. Gizem, çok teşekkürler, tebrikler. Teşekkürler. Gizem Örgen'in de görüşleri de böyleydi Kerem. Öncel söz sende. Evet, Gizem'e özel bir paragraf açmak gerekiyor. Türk voleybolunun son dönemde Simge'yle birlikte en büyük ikili verosundan biri ama Gizem gerçekten savunma bakanı lakabını hak eden oyun sergiledi bugün. Fenerbahçe'nin bu müthiş başarısında payı gerçekten de büyüktü. Ama sarı lacivertli oyuncuların bu karşılaşmada eksiksiz oynadığını, özellikle yani bu kadar sayı üretmesine rağmen 22 sayı Tiana Boşkoviç, onu durdurmayı başardılar. Hani nasıl oluyor diyeceksiniz ama öyle. 25 sayı bundan önceki maçta, serinin ikinci maçında da 25 sayı üretmişti Tiana Boşkoviç. Onu durdurmayı Aslı Kalaç ve Eda Erdem başardılar. Dersine çok iyi çalışmış sarı lacivertliler. Hande'yi oyunun içinde çok tutmadılar. Ve gerçekten de bileklerinin hakkıyla hak ederek, Eda Erdem'in söylediği gibi. Şimdi de milli oyuncularımızdan bir yorumcumuz Özlem Özçelik Enes'in yanında. Enes, söz sende. Kerem Öncel, teşekkür ediyorum. TRT Spor ekibinden yorumcumuz Özlem Özçelik'le birlikteyiz. Özlem Hanım, inanılmaz bir final serisi. 3-2 gelen, galip gelen taraf Fenerbahçe Opet oldu. Sizin gözlemleriniz nasıl? Şimdi gerçekten güzel bir seri. Hem Eczacıbaşı Danevit hem de Fenerbahçe Opet adına son maçta, yani 4. maçta Eczacıbaşı Danevit'in mükemmel bir, muhteşem bir oyunu vardı. Son maç bütün her iki takımın da oyuncularının bütün performanslarını ortaya koyacağı bir maç oldu. Şöyle söylemek istiyorum. Bence Fenerbahçe Opet'te maçın oyuncusu kesinlikle Ana Kristina ve Gizem Örge. Ana Kristina'nın sağın her yerinde vardı. Çok iyi servis karşıladı, servis attı. Blokta, hücumda her yerde etkiliydi. Gizem Örge'nin arka alandaki defansları muhteşemdi. Vargas zaman zaman hücumda etkili olabildi ama burada genel anlamda bir takım oyunu gördüm ben Fenerbahçe Opet'te, daha isteyen taraftı. Eczacıbaşı Danevit'te 3. set harici ilk 2 sette çok da fazla sayı üretmekte zorlandıklarını gördüm. Yani çok fazla hücumda etkili olamadılar ki iyi servisle karşıladılar ama topu öldürmekte zorluk yaşandı. Burada tabii ki Eda Erdem'in blokları da ön plana çıktı. Genel anlamda baktığımızda Fenerbahçe Opet daha az hata yaptı ve maçı kazandı. Şampiyon oldu. Tebrik ediyorum. Siz bu maçları çok oynadınız. Efsane kaptansınız aslında. 5 maçlık seriye baktığımızda kırılma anı olarak neyi görüyorsunuz? Servisler, hücumlar, paslar, birçok detay var. Şöyle bireysel yapılan hücum hataları kırılma anlarıydı bence. Burada tabii ki öne çıkan bloklar da, o kritik sayılarla çıkan blok, yapılan bloklar da çok önemliydi. Macit'in bir anda dengesini değiştirebildi. Özellikle Eda Erdem'in yaptığı bloklar çok kritik anlarda. Tabii ki servis anlamında bence iki takım da iyi servis karşıladı. Özellikle Eczacıbaşı Danevik çok rahat aldı. Hem Arina'nın servis turunu hem Vargas'ın servis turunu. Ama Ana Kristina'nın servislerine bir çözüm üretemediler. Burada biraz önce de söyledim, biraz oyuncu seçimi, pasörlerin birazcık daha dengesiz pas dağılımı, Elif biraz dengesizdi, sonra Naz girdi. Tabii ki son sayılarda, 23. setin son sayılarda, 20. sayılarda topun Boşkoviç'e gideceği çok belliydi. Ve Fenerbahçe Opet de bunu iyi gördü, iyi tahmin etti ve çok iyi blok yerleşim yaptı. Arka alanda defansa da çok iyilerdi. Dediğim gibi bireysel yapılan hücum hataları ve bloklar bence kilit anıydı maçta. Özlem Hanım, çok teşekkür ediyorum. Yerinden final serisini seyrettik. Çok heyecanlıydı. Artık milli takım sezonu da başlıyor. Evet. Fenerbahçe Opet şampiyonluğu tamamladı. Son olarak milli takım dönemine bu final serisinin yansıması nasıl olur? Oyuncuların motivasyonu çok yüksek çünkü. Evet, şimdi öncelikle bütün sporcularımız inanılmaz yoruldular. Hem fizik olarak hem mental olarak hem de kafa yorgunluğu özellikle çok fazla. Bütün takım oyuncularımızı ben tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok keyifli bir Sultanlar Ligi izledik. Çok keyifli maçlar izledik. Bütün oyunculara tebrik etmek istiyorum.
birazcık dinlenmeye ihtiyaçları var ama milli takıma çok farklı bir psikolojiyle zaten gelecekler. Çok daha böyle hazır bir şekilde gelecekler. Çok güzel bir olimpiyat senesi olduğu için çok güzel bir sezon bizi bekliyor, milli takım sezonu. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum. Özlem Hanım, kıymetli yorumlarınızı bizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet, TRT Spor yorumcumuz Özlem Özçelik'le de bir değerlendirme yaptık. Kerem Öncel, söz tekrardan sende. Sevgili voleybol severler, Ali Koç keyfini yaşıyor, hiç kuşku yok ki. Şampiyonluğun, onu da belirtelim. Bu arada şu anda Fenerbahçe Opet'in menajeri de Enes'in yanında. Evet, küçük kızıyla birlikte. Enes, söz sende. Kerem Öncel, teşekkür ediyorum. Evet, Fenerbahçe Opet takım menajeri Pelin Çelik'le birlikteyiz. Çok tatlı bir kızı da var. Kendisi de burada. Pelin Hanım, inanılmaz bir sezon. Final serisinde 3-2 üstün olan taraf siz oldunuz. 7. şampiyonluk. Kızınız da burada. Neler hissediyorsunuz? Nasıl duygulara sahipsiniz? Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Çok gururluyum. Mükemmel bir final oldu. Ben iki takım oyuncularını da tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Son topa, son sayıya kadar. O yüzden Eczacıbaşı takımının oyuncularını da bu üstün gayretlerinden ve sonuna kadar bırakmamalarından dolayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet olarak çok mutluyuz. Ama şunu söylemek istiyorum. Voleybol çok temiz, çok elit, çok birbirine bağlı, çok saygılı bir camia. Bütün camiamız bu şekilde. Biz Fenerbahçe Opet olarak bunun sonuna kadar savunucusuyuz. Voleybolun içindeki güzellikleri unutup başka yerlere çekmekten yana değiliz. Oyunun sahada kazanılmasından yanayız. Kürsüye hak edenin çıkmasından yanayız. 5. maçın sonunda kürsüye çıkabildiğimiz için çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Tabii ki senenin sonunda şampiyon olmak her takımın istediği bir şey. Ve bu yola giderken her şey mübahtır, bizim için doğru değil. Sahada mücadele etmek çok çok daha doğru aslında. Takım olarak çok inanmıştık. Evet, inişlerimiz çıkışlarımız oldu. Zorlandığımız anlar oldu ama şu anda şampiyon olduğumuz için çok çok mutluyum. Damla 3. senesinde 2. şampiyonluk, eminim o da çok mutludur. Sen neler hissediyorsun? Ben de gururluyum. Bugün annemin doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Ona altın madalyayla bir hediye veriyorum. Onun dışında bazılarımız için de Fenerbahçe Opet'te son gündü bugün aslında. Şampiyon olarak da kapatmak hepimiz için çok çok önemliydi. Herkesin yolu açık olsun. Ama şu anda bu şampiyonluğu sonuna kadar kutlayacağız. Bunun hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Sadece şampiyonluk hakkında konuşmak istiyoruz. Çünkü bu takım sonuna kadar her şeyi hak ediyor. Buraya gelen, buraya bizimle birlikte tek yürek olan bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten onlar harikalar ve bir taneler. TRT ailesine çok teşekkür ediyoruz. Hep yanımızdaydı. Dediğim gibi voleybol camiası çok güzel, çok temiz, birbirine bağlı bir camia. Ben bu dostluğun ve birbirine olan yardımın sonuna kadar devam etmesinden yanayım. Federasyonumuza bu organizasyon için çok çok teşekkür ediyoruz. Takımlara sonuna kadar yardımcı oldular. Avrupa Kupası oynarken, fikstürde, organizasyonda, antrenmanlarda. Buran Felek çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok destek oldular. Dediğim gibi şu anda biz tadını çıkaracağız, eğleneceğiz sonuna kadar. Bundan sonrası birazcık tatil. Pelin Hanım, size vedaları soracaktım aslında ama daha önce de konuşmuştum. Şu anda veda yok, sadece kutlama var. Şu anda Fenerbahçe Opet şampiyon oldu ve bu şampiyonluğu sonuna kadar hep birlikte yaşayacağız. Pelin Hanım, ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, Fenerbahçe Opet takım menajeri Pelin Çelik'in de görüşleri böyleydi. Enes, teşekkürler. Pelin Çelik'e de teşekkür ediyoruz. Ödül töreni az sonra başlayacak. Sarı lacivertlilerde hemen sözü tekrar Enes'e bırakacağız. Çünkü Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ yanında. Enes, söz sende. Evet, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ yanımda. Sayın Başkan, inanılmaz bir seri. 5 maça giden bir seri. 3-2 galip gelen taraf Fenerbahçe Opet oldu. Siz neler söylersiniz? Şimdi Türk voleybolunun geldiği nokta, kulüplerin verdiği emek ve bu gördüğünüz 5 serilik maçtaki muhteşem taraftar, gerek Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde gerek Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde ve diyoruz ki Avrupa'nın ve dünyanın en iyi ligine sahibiz. Sadece milli takımda dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu değil, takım oyunlarında da, yani kulüpler bazında da artık dünyada ve Avrupa'da en büyük söz sahibi Türkiye. Dolayısıyla ben camianın başkanı olarak çok mutluyum, çok gururluyum. Öncelikle bu yorucu maratonda, bu kaliteli ligin sonunda 3-2'lik seride 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlanan şampiyonluk serisinde her iki takıma da
Tebrik, her iki takımı da tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi şampiyonluğundan dolayı, Eczacıbaşı Dynavit kulübünü de finale yakışır, Türk voleyboluna yakışır o verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca bu güzelliği bizlere yaşatan TRT'ye de ayrıca altını çizmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, bugün salonda aslında çok kıymetli milli oyuncularımız var. Milli takım sezonu da başlıyor. Orada da büyük hedefler var ama onlar için neler söylersiniz? Artık bugün noktaladık. Bugün itibariyle ligimizi noktaladık. Milli takım. Santarelli'de bildiğim kadarıyla bir hafta 10 günlük 7-8 gün bir izin verecek. Ondan sonra da açıkladığı geniş kadronun içinden normal VNL kadrosunu ve olimpiyat hazırlık kadrosunu kampa davet edecek. Yanılmıyorsam 26'sında veya 27'sinde toplayacak. Aynı tarihte de biliyorsunuz erkek milli takımı toplanacak. Onlar da Milletler Ligi VNL oynuyor. Umut ediyorum bu 3-5 gün iyi bir istirahat ederler. İşimiz var. Yani beklentimiz büyük. Bakın burada kim yönümüzü kesse, kim beni yakalasa olimpiyattan madalya istiyor. Diyorum ki kürsüde olacağız ama diyor ki kürsüde üçüncülük de kürsü sayılıyor diyor. İlla ki en kötü final oynamak ve altın beklentisi var. Tabii hayırlısıyla biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularım da bu gareklerdeki bütün oyuncular da nasıl ligde verdikleri mücadelede güzel mücadele verdilerse milli takımda da o mücadeleyi verecekler. Ve umut ediyorum ki mutlu sona ülke olarak hep birlikte kavuşacağız diyorum. Sayın Başkan, biz de yaşattığınız başarılar için başta size ve Türkiye Voleybol Federasyonu'na çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bitmedi. Milli takım serisinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere başkanım. Çok teşekkürler. Evet, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ görüşleri de böyleydi. Teşekkürler Enes Yalnız. Ve Sarı Melekler. Onların lakabı Sarı Melekler. Ve karakteriyle bu kez gerçekten çok güzel bir koreografi. Onu da söyleyelim. Sarı Melekler yine kanatlanıp uçtular. Engel tanımadılar. 5 maçlık seride 2018-2019'da Vakıfbank'la, o zamanki adıyla Eczacıbaşı Vitra karşı karşıya gelmiş. Vakıfbank 3-2 kazanmıştı. Burada da kazanan Fenerbahçe Opet oldu. Son 4 sezonda böylece ikinci kez şampiyonluk ipini önde gösterdi Sarı Melekler. Ve geçen yılın ardından üst üste ikinci kez şampiyon oldular. 7. kez taraftarlarını sevindirdiler. Şimdi Fenerbahçeli oyuncular Eczacıbaşı Dynavit'li voleybolcuları alkışlıyorlar. Centilmence Eczacıbaşı sonuna kadar mücadele etti ama Fenerbahçe daha iyi savunma yapan, hücumda daha etkili olan, özellikle bloklarla ve esnerle etkili olan taraftı. Ve Türk voleyboluna büyük hizmetleri olan ve geçen yıl arka arkaya kaybettiğimiz Metin Görgün ve Dünya Baltacıoğlu adına kurucusu oldukları kurumları adına verilecek ödüllerle başlayacak sevgili izleyiciler. İletişim ödülleri Sportsnet gruptan İlhan Uzundurukan medyadan sorumlu. Başkan yardımcısı İlhan Uzundurukan sahaya geliyor ve ödülü almak üzere. Metin Görgün basın ve iletişim ödülünü almak üzere. Vodafone Sultanlar Ligi resmi yayıncı kuruluşumuz TRT Spor adına TRT Spor kanal koordinatörü Emre Kümet sahaya davet edilecek şimdi. TRT Spor koordinatörü Emre Kümet. TRT Spor yıldızına TRT Spor kanal koordinatörü Sayın Emre Kümet'i sahaya davet ediyorum. Emre Kümet geliyor. TRT Spor'un yeni koordinatörü ödülü almak üzere. Metin Görgün Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biriydi. Hepimizin büyük saygı duyduğu, sevgi duyduğu en önemli isimlerden biriydi. Başkan yardımcısı İlhan Uzundurukan da yıllardır Türk sporuna hizmet ediyor ve o ödülü Emre Kümet'e verdi. Ve dünya abi için şu anda 2022 yılında kaybettiğimiz efsane isim Dünya Baltacıoğlu uluslararası başarı ödülünü takdim etmek üzere Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ sahaya davet ediliyor. Mehmet Akif Üstündağ geliyor. Gerçekten de ülkemizin adını en üste yazdırdı. 38.65
İkinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri ile kadın voleybol milli takımımızın farkı ve ödülü almak üzere Fenerbahçe Opet'ten Melisa Vargas geliyor. Melisa Vargas müthiş oynadı az önceki maçta. 2020-2021'de en iyi pasör çaprazı ödülü, 2021-2022 Mistikom Sultanlar Ligi özel ödülü, 2022-2023 sezon en iyi pasör çaprazı ve en değerli oyuncu ödülünün sahibi Melisa Vargas. Milli takımımızı başarıdan başarıya taşımıştı, ödülü aldı. 2023-2024 voleybol sezonu Vodafone Sultanlar Ligi playoff final serisinin bireysel ödülleri. Evet, bireysel ödüllere geçiyoruz. En hızlı servisi kullanan oyuncuya ödülü verilecek. Melisa Vargas o ödülü alacak. En hızlı ödülü o kullanmıştı. Engin Aksoy, Vodafone'un Türkiye CEO'su Engin Aksoy davet edildi. En hızlı servisi kullanan Melisa Vargas. Melisa Vargas almaya geliyor. 110 kilometreydi topun saatteki hızı. Melisa Vargas bir kez daha ödül almak üzere geliyor. En hızlı servis ödülü Melisa Vargas'a gidiyor. İkinci maçta kullandığı serviste topun hızı saatte 110 kilometreydi. Ve Engin Aksoy ödülünü takdim etti. Boşkoviç 108 kilometrede kaldı sevgili voleybol severler. Vodafone özel ödülünü aldı. En iyi smaçör ödülü. Ana Cristina ödülü alacak. Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Selahattin Süleymanoğlu Ana Cristina de Souza'nın ödülünü verecek. Bu maçın da en iyi oyuncularından biriydi Ana Cristina. Hani şöyle biraz öne çıkaracaksak Vargas, Ana Cristina, Gizem Örgen ve Eda Erdem'di. Ana Cristina de Souza kızıyla geliyor. Ana Cristina. Ana Cristina de Souza ödülünü alıyor sevgili voleybol severler. Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Selahattin Süleymanoğlu'ndan. Evet, Ana Cristina da ödülünü aldı. En iyi pasör ödülü Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Kazım Şahin Gürkan gelecek. Ve tabii ki en iyi pasör ödülü şampiyon takımdan doğal olarak Boyan Adırçı'ya gidecek. Gidiyor. Kazım Şahin Gürkan. Boyan Adırça müthiş oynattı takımı gerçekten de. Onu belirtelim. Bu arada ödülü alıyor şu anda. Dırça'yı da tebrik ediyoruz. Tabii Boşkoviç'e üzülmemek elde değil ama yani bu da üzülecek bir şey değil aslında. 999 sayı olay yani. Boşkoviç bu sezonu 999 sayıyla kapattı. Diyelim ödüllere devam edelim. En iyi libero Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bülent Atalar. Gizem Örge takdim edecek en iyi libero ödülünü. Geçen yıl olduğu gibi yine en iyi libero ödülü Fenerbahçe'nin savunma bakanına gidiyor doğal olarak. Biz de canı gönülden tebrik ediyoruz. Müthiş oynadı gerçekten de. Gizem Örge geliyor. Hak ettiği ödülü alıyor Gizem. Bu galibiyette, bu şampiyonlukta payı gerçekten yadsınamaz. Çok büyük Gizem Örge'nin. Ve en iyi orta oyuncu ödülünü az sonra TRT Spor Kanal Koordinatörü Emre Kümet, Emre Botan Kümet verecek. Kime verecek? Türk voleybolunun efsane ismi diyelim artık. 2005'ten bu yana Türk voleybolunun içinde milli takımın büyük başarılarında o vardı. Fenerbahçe'de 7 şampiyonluk gördü. 8 bloğa imza attı Eda Erdem. Kaptan Eda Erdem geliyor. Emre Kümet'ten, TRT Spor Kanal Koordinatöründen ödülünü alıyor koordinatörümüzden. Eda ve Emre Kümet. Bugün bütün sayıları Eda bloktan aldı.
Ne söylenebilir ki? Gerekeni zaten Fenerbahçe Kulübü yaptı. Heykelini dikti. O heykeli de sonuna kadar hak eden bir oyuncu. Ve en iyi pasör çaprazı. 999 sayı kolay iş değil. Ahmet Göksu. Altyapı takımlarının başarısında payı büyük. Büyük emeği var Sayın As Başkanı Ahmet Göksu'nun. En iyi pasör çaprazı Eczacıbaşı Dynamit'ten Tiana Boşkoviç. Tiana Boşkoviç tüm zamanların en iyi pasör çaprazlarından biri, hiç kuşku yok ki. Sayısız ödülün sahibi. Boşkoviç de Ahmet Göksu'dan ödülünü aldı. Tiana Boşkoviç de rüya takımda ve en değerli oyuncu ödülünü kim alacak? Başkan Mehmet Akif Üstündağ geliyor. Yani onun için ne söylesek az. Avrupa şampiyonluğu, olimpiyatta gitmede Dünya Kupası şampiyonluğu, Milletler Ligi şampiyonluğu bir numara gelecek yine. En değerli oyuncu geçen yıl olduğu gibi bu yılda Fenerbahçe Opet'ten Melisa Vargas geliyor. Ne söylenebilir Melisa Vargas için? O da gerçekten çok büyük katkılarda bulundu. 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Şampiyonluğu, aynı yıl Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Kupası Şampiyonluğu, Olimpiyat Elemesi Grubunda Şampiyonluk, hepsinde onun payı var. Melisa Vargas bu serinin de en değerli oyuncusu. Tabii Çin'de de şampiyonluk yaşadı, onu belirtelim. Rüya takım şu anda podyumda. Sevgili voleybol severler, Melisa Vargas, Tiana Boşkoviç, Ana Cristina de Souza, Boyana Dırça, Gizem Örge ve Eda Erdem. Yine rüya takımda podyumdalar. Dünya voleybolunun en büyük oyuncularından altısı diyelim. Ana Cristina de Souza da Fenerbahçe Opet'te kazandığı büyük tecrübeyle adından ileride çok söz ettirecek Brezilya milli takımında ve rüya takımı tebrik ediyoruz. 5 maçlık seride muhteşem anlara tanıklık ettik. Gerçekten üst düzey oyunlar izledik. Tribünler tıklım tıklım doluydu ve şimdi ikinci olarak tamamlayan Vodafone Sultanlar Ligi'ni Eczacıbaşı Dynamit takımına Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Kazım Şahin Gürkan gelecek madalyalarını takdim etmek üzere. Eczacıbaşı Dynamit çağrılacak podyuma. Eda Erdem ve Stefano Lavarini. Stefano Lavarini tabii Eda gibi bir oyuncuya sahip olduğu için çok mutludur, hiç kuşku yok ki. Evet, madalyalarını alıyor Simge Aköz, Tiana Boşkoviç, Haybüke Özel geliyor. Genç liberosu Yaprak Erkek, ne zaman görev verildiyse üstüne düşeni yapmaya çalıştı Yaprak. Beyza Arıcı bütün sezon boyunca en çok blok yapan oyuncuydu. Ve Eczacıbaşı'nın seride 3-0 kazandığı maçta final setinde 9 sayılık seriye imza attı. Hande Baladın her zaman alkış hak ediyor. Milli takımımızın en değerli oyuncularından biri. Avrupa şampiyonluğu kazanılırken de o vardı. Şimdi Milletler Ligi'nde ve olimpiyatta onun büyük başarılarına tanıklık etmeyi bekleyeceğiz. Beyza görüntüye geliyor. Alexa Gray, Kanadalı smaçör, çok sevildi Eczacıbaşı Dynamit'te. Jovana Stevanović eski formunu yakaladı. Sırbistan milli takımında önemli işlere imza atacaktır. Nazay Demir Akyol, 3 büyük takımda da forma giyen nadir oyunculardan.
Eczacıbaşı Dynavit'te şampiyonluk yaşayan Türkiye'de tek oyuncu, onu da belirtelim. Nazay Demir Akyol ve Jack Kısal. Elif geliyor yine, alkışlar Elif'e. Ve Voronkova, Irina Voronkova ve Ferhat Akbaş geliyor. O da madalyasını alıyor. Ferhat Akbaş. Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bülent Atalar çağrılıyor. Şildi takdim etmek üzere. Eczacıbaşı Dynavit'e 16 kez de Türkiye'nin Vodafone Sultanlar Ligi'nin en çok şampiyon olan takımı. Geçen yılın Dünya Kulüpler Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit. Pek çok kupa kazandı Eczacıbaşı. Ve kaptan Tiana Boşkoviç plaketini alıyor. Şilti alıyor. Boşkoviç arkadaşlarının yanına gidiyor. Ve kameralara poz veriyor arkadaşlarıyla birlikte. Eczacıbaşı Dynavit'ti. Bütün squat ekibi, emek verenler, doktorlar, bütün ekip şu anda podyumdalar ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet'le birlikte Eczacıbaşı Dynavit yine bizi gururlandırarak temsil edecek. İyi ki varlar. İyi ki Eczacıbaşı. Gerçekten büyük kulüp. Türk voleybolunda bunca yıldır yatırım yapmaktan asla vazgeçmediler. Şakir Eczacıbaşı ve Faruk Eczacıbaşı'nı da tebrik ediyoruz. 16 yıl, 16 şampiyonluk, 17.sine çok yaklaştılar. Ferhat Akbaş 3 yıl daha Eczacıbaşı Dynavit'in başında olacak. Ve Fenerbahçe şimdi çağrılacak podyuma. Şampiyon sarı lacivertliler. Madalyalarını vermek üzere de Türkiye Voleybol Federasyonu AS Başkanları Ahmet Göksu ve Selahattin Süleymanoğlu gelecek. Evet, iki AS Başkan geliyor. Fenerbahçeli oyunculara madalyalarını vermek üzere. Eda Erdem en başta. 30 Mart 2022 itibariyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanı aynı zamanda Eda Erdem. Gelmiş geçmiş en önemli 100 oyuncu arasında, onu belirtelim. Sahaya geliyor Fenerbahçe Opet'li oyuncular. Eda Erdem 2008-2009 Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu, 7 şampiyonluk, SEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, son olarak Aksi Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu, say say bitmez Eda'nın kazandığı, sevgili voleybol severler, şampiyonluklar. Bütün oyuncular geliyor. Irina Fetisova Kupa Voley'de büyük katkı verdi takıma. Ana Cristina de Souza, Buse Ünal, Cansu Çetin. Bütün oyuncular tek tek madalyalarını alıyor. Meryem Boz, Ergül Avcı Eroğlu, arkasında Meryem Boz, Magdalena Stişak, Aslı Kalacı. Milletler Ligi'nde de izleyeceğiz. Magdalena Stişak, Polonya'nın yine en önemli oyuncusu olacak Polonya milli takımının. Ada Germen Korkmaz ve Melisa Vargas. Arkalarında da Stefano Lavarini. Fenerbahçe Opet kupasını alacak sevgili voleybol severler. Ve kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy verecek. 7. kez Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu, üst üste 2. kez Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu
Kupa voleyden sonra bu sezon yine şampiyon olarak ikinci kupayı da müzesine götüren Fenerbahçe Opet. Şu anda Başkan Ali Koç da, Fenerbahçe Başkanı da onların yanında. Fenerbahçeli taraftarların büyük desteği takımlarına, sevgi gösterileri. Evet, Fedorotseva alacak kupayı. Eda Fedorotseva'yı işaret etti. 2023-2024 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorotseva kupayı aldı. Ve kupayı Fedorotseva takımla beraber kaldırıyor. Fenerbahçe Opet şampiyon. 6 şampiyonluk kazanmıştı Sarı Lacivertliler. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 3 şampiyonluk üst üsteydi. Ardından 2014-2015, 2016-2017'de kazandılar. 2022-2023'te 6. kez şampiyon oldu Fenerbahçe Opet. Şimdi 7. kez üst üste, bir 3 kez kazanmışlardı. Bu da üst üste 2. kez oluyor. Ve Fenerbahçe Opet sezonun şampiyonu sevgili voleybol severler. Başkan Ali Koç bu büyük sevinci paylaşıyor oyuncularıyla. Fenerbahçe Opet 5 maçlık seride ezeli rakibi Eczacıbaşı Dynamite'i mağlup etmeyi başardı. 3-0 ikinci kez seride yendi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı Fenerbahçe Opet. Emeği veren herkesi de çağırıyor Başkan Ali Koç şu anda Fenerbahçeli oyuncuların yanına. Ve şampiyonluk pozu veriyor Sarı Lacivertliler. Başkan Ali Koç'la birlikte Fenerbahçe sezonun en büyüğü oluyor sevgili voleybol severler. Böylece biz de bu serinin, yaptığımız bütün canlı yayınların sonuna geliyoruz. Umuyoruz ki mutlu olmuşsunuzdur. Umuyoruz ki voleybolun bütün güzelliklerini izlemişsinizdir, ama veda etmiyoruz. Biraz daha sizi Sarı Lacivertlilerin coşkusuyla baş başa bırakıyoruz. Evet, Başkan Ali Koç şu anda Enes'in yanında. Merak ediyoruz neler söyleyecek Sayın Başkan. Söz sende sevgili Enes. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'la birlikteyiz. Sayın Başkan, inanılmaz bir seri. 5 maça giden bir seri ve 3-2 galip gelen taraf Fenerbahçe Opet oldu. Neler söylersiniz? Bir kere Türk kadın voleybolu ne kadar geliştiğinin güzel bir örneklerinden bir tanesiydi bu seri. Korakor 5 maç oynandı. İki takım da olağanüstü iyi. Bize nasip oldu. Eczacıbaşı'nı da tebrik ediyorum. Sadece bu sene için değil, hem spora hem de biliyorsun basketbolla biz Eczacıbaşı'nı biliriz, ama son dönemde kadın voleybola yaptığı yatırımlardan dolayı hem teşekkür ederim hem de tebrik ederim. Bizler de kendi imkanlarımız çerçevesinde her alana yatırım yapıyoruz. Biraz buruk bir sevinç. Zira bu takımı Avrupa'yı kazansın diye kurmuştuk. Türkiye Kupası'nı aldık. Ligi aldık. Ama Avrupa'da istediğimiz olmadı. İnşallah seneye o da olur. Kadın basketbol olduğu gibi bütün kupaları toplarız. Canı gölden tebrik ediyorum takımımı. Sadece şampiyonlukları için değil, tam bir takım. Tam bir aile takımı. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz kıvamında. İnşallah seneye bu senenin başarısı üstüne koyarak devam ederiz. Sayın Başkan, bu takım sizi bir uğur olarak görüyordu. Geldiğiniz maçları kaybetmiyordu. Bir tane nazar boncuğu oldu. Bu takım için de aslında ekstra motive kaynağı olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Onlar öyle diyorlar. Öyleyse ne hala. Geçen maçtan sonra bayağı kızdım onlara. Yakışmadı performansımız. Ama dediğim gibi bugün de gelip gelmemeyi çok düşündüm. Oğlum ısrar etti, Simla Hanım ısrar etti. Geldim, iyi ki de gelmişim, iyi ki ısrar etmişler. Güzel, temiz, net bir galibiyet oldu. Sayın Başkan, siz de Şampiyonlar Ligi vurgusu yaptınız. Gelecek sezon için çalışmalar ne yönde, onu sorayım size. Bizim aşağı yukarı kadromuz tamam, gelmemizdeki sezon için. Önemli ayrılıklar veya gelen oyuncular?
Onları söyleyemem. O Simla Hanım'ın işi, o kendi söyler ama önümüzdeki senenin yani belki bir pozisyon hariç tamam hepsi. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Tebrik ben de size TRT'ye teşekkür ederim. TRT Spor, TRT Spor Yıldız en çok seyrettiğim spor kanalları. Çok güzel gidiyorsunuz. Sayın Başkan biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un görüşleri de böyleydi. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz tabii. Bizi de onurlandırdı TRT Spor. TRT Spor Yıldız en çok seyrettiğim kanallar dedi. Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Gidecek oyuncular olacak. Ben söylemeyeceğim onları. Bildiğim isimler var. Ama bu büyük coşkuyu sizlerle paylaşıyoruz. Yeni oyuncular da gelecek. Fenerbahçe gücünü koruyacak. Onu söyleyelim. Sayın Başkan zaten size küçük bir ipucu da verdi. Fenerbahçe yine kupalara abone olmaya devam edecek. Coşku sürüyor. Kısa bir aranın ardından sizlerle tekrar birlikte olacağız.